Geçen hafta demiştik ki half transform'u bizim için problemimiz neydi? Problemimiz elimizde böyle bir edge detection sonucu çıktısı varsa buradan kaç tane doğru geçiyor hesaplayacaktık, değil mi? Ondan sonra demiştik ki ne yapabiliriz? En aptal yöntem herhalde şu template matching'de. Demiştik ki olabilecek tüm doğruları, bu görüntüden geçebilecek tüm doğruları denerim birer birer. Kaç tanesine edge denk geliyor? Bunlara bakarım birer birer. Hangisinin üzerine çok edge geliyorsa bunlar doğrudur, değilleri, diğerleri değildir gibi bir şey söylemiştim. Daha sonra bunun çok pahalı olacağını söylemiştik. Onun yerine ejderin üzerinden gitsek, ejder kendi üzerinden geçebilecekleri oy verse falan gibi bir şey söylemiştik. İşte burada hatırlıyorsanız iki tane edge noktası vardı. Şu edge noktalarından bir tanesi şu doğru üzerine oy veriyordu. Diğeri de bu doğru üzerine oy veriyordu. Bunlar beraber oy verdikleri zaman işte bu 2.2 noktası en fazla oyu almış olan olacaktı. Ve bu şekilde yaptığımız zaman oy verme işlemiyle line detection yapmış oluyoruz. Burada mı kaldık en son? Burada mı kalmıştık? En son bu slide'da. Bu slide'da kalmıştık. Tabii oy vermek demek ne demek? Şimdi şu ne diyor bu? 10,20 noktasından geçen y eşittir y'sine y'si 20. 20 eşittir m çarpı 10 artı n olduğu zaman m'e 0 verin, n ne oluyor? M'e 0 verirseniz m 0 olduğu zaman n 20 oluyor. Sanırım o da m 0 iken n 20 şuraya denk geliyor. Herhalde buraya denk geliyor. Şunun altında ne yazıyor arkadaşlar? Onun altında 50 yazıyor. Tamam, 20. Burası 20 öyleyse. Bu. M'e 0 verdiğim zaman n öyle. Peki şurada n'e 0 verin. M ne oluyor o zaman? N'e 0 verirsem n 0 olduğu zaman m de 2 mi oluyor? Evet. N 0 iken n'in 0 olduğu yer şurası. Şuraya denk geliyor herhalde. Doğru mu? M de 2 oluyor. Tam burası. Dolayısıyla şu doğru, şu mavi olan doğru, şu mavi noktaya denk geliyor. Doğru mu? Maviye denk geliyor. Yani şu, ya da onların rengini birazcık ben değişik yapayım isterseniz. Şöyle yapalım. Şu yeşil olan doğru, şuradaki yeşil noktaya denk geliyor. Kırmızı noktaya denk gelenleri söyleyeyim. Onu nasıl hesaplayacağım, kırmızı noktaya denk gelenleri? Kırmızı içinde şuraya koyalım. Söyleyeyim bana ne? Orası kaça kaç? 30'a 60 mı? Dolayısıyla 60 eşittir m çarpı 30 artı n. M'e 0 verin. M'e 0 verdiğiniz zaman n 60 oluyor. M 0 iken n 60 şuralara bir yere geliyor. Değil mi? Ondan sonra n'e 0 verin. O da yine 2 ediyor. Şurası ediyor. Dolayısıyla şu doğru benim. Tamam. Kırmızıdan geçebilecek tüm doğruların m ve n'i şu doğruyu sağlamak zorunda. Niye? Gördüğünüz gibi şu da bir doğru formülü, bu da bir doğru formülü, değil mi? Şunların ikisi de doğru formülleri. Bu bir doğru formülü. Bu da bir doğru formülü. Ama hangi uzayda? MN uzayında doğru formülleri. MN uzayında doğru formülleri. Eğer şuranın üzerinde yeni bir nokta daha olsaydı, bu mavi doğru nereden geçerdi? Yine tekrar şu 2-2 noktasından geçecekti. Muhtemelen şöyle bir şey oluyor. Geçiremedim. Tekrar çizelim. Burası olacaktı. Hepsi geliyor geliyor. Bu 2-2 olduğu yerde kesişiyor. Demek ne demek?
Öyleyse şu üçünden birinden geçen, üçünden birinden, üçünden aynı anda geçen doğrunun emle emi ne olacak öyleyse? Y eşittir 2x artı 2 olacak. Buldum. Peki bu oylama işlemini nasıl yapacağız? Oylama işlemini şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki ya bu esasında şurası bizim bir görüntümüz olsun. Görüntümüz olsun. Ne görüntü olduğuna göre diyelim ki bunun matris olsun. 100 tane kolonu, tamam mı? 100 tane de satırı olsun. Emel uzayını ben böyle yüze yüzlük şekilde şey yaparım, bölerim. Tamam mı? Bu şekilde böldüm. Ne demek yani bu? Şu maviye doğru çizerken yapacağım şey şu olacak. Diyeceğim ki başlangıçta hepsi sıfır bu görüntünün, tamam mı? Mavi buradan geçtiğine göre şurası 1 oldu. Burası da 1 oldu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 oy aldı bunlar. Kırmızı oy veriyor bu sefer. Kırmızı buraya 1, 1, 1. Gördünüz değil mi? Ne yaptığımı anladınız. Şuraya geldiği zaman şuradaki birler şurası 2 olacak. 2 olacak. 2 olacak. Tamam mı? Yeşil oy verdiği zaman da bunlar 1, 1 giderken, 1, 1, 1 giderken şuraya geldiği zaman 3 oy, 3 oy, 3 oy olacak bunlar da. Bu arada 3 oy olacak. Böylelikle ne oldu? İşte şurada bir birikme var. Şurada şu kısımda bir birikme var. Bu kısım benim en ve evimin olduğu yerler olacak. Şunu göstermiş miydim size geçen ders? Güzel. O zaman gösteriyorum işte burada. Şöyle yapalım. Demeyi. Buradan kaç doğru geçiyor? Bana göre buradan bir şu doğru geçiyor. Edge detection sonucu. Bir şu doğru geçiyor. Şu da bir doğru olabilir belki. Belki şu da bir doğru olabilir. Başka var mı? Zorlasam birazcık daha zorlasam belki şu ikisinden geçen doğru bir de şunlardan geçiyorsa şöyle bir doğru da olabilir. Ama büyük dominant iki tane doğru var burada. Birisi şu, birisi de bu. Tamam. Buradaki her bir nokta için MN uzayında aynen şurada yaptığım gibi oy verdirirsem buradaki her bir nokta için MN uzayında şöyle bir tane oy verdirirsem ne olacak o durumda? Bakın bu MN uzayı şurası şurada M yazıyor. Burada da N yazıyor. Tamam. Bunda sanki bir 3 boyutlu grafikmiş gibi yani MN uzayında oy verdim. Sıfır oy alanlarla sıfırdan farklı oy alanları 3 boyutlu grafik gibi çizdim. Şurada da counter diyor. Şurası counter yazıyor şurada. Counter. Tamam. Kaç tane oy almış? Gördüğünüz gibi şurada bir tane şey var. Peak var. Bir de burada peak var. Çok fazla oy almış. Bir de şuralarda bazı peakler var. Orada bazı peakler var. İki tane büyük şeyi buldu. Emi en sanırım şurada sıfıra denk gelmiş. En'de pardon en'de eksi 200'e mi denk gelmiş? Şöyle bir yer var. Bir de şöyle bir yer var. İki tane doğruyu buldum. En fazla oy alanlarda. Güzel. O zaman bütçeye şart mı olarak mesela kaldı da onda lazer olmak Evet. istemiyorum. Şuradan şöyle bir şey yapman lazım. Kesip. Ne demek esasında ondan? Hani bir doğruya doğru diyebilmek için üzerinde 10 tane olması lazım demek değil mi? Çünkü 10 tane oy almış. 10 tane oy almış. Öyle olması lazım demek. Yalnız tabii şey de lazım. Ne diyeyim? Bunların bazıları kesişmeyecek. Herkes mesela şurada ben güzel güzel yaptım. Hepsi 2-2 noktasından güzelce geçirdim ya. Noise'dan falan filan dolayı tam mükemmel 2-2'den geçmeyecek. 2'ye virgülden 1,2'den falan filan geçecekler. Yani şurada bir tane peak olmayacak. Böyle bir toparlanma şeklinde gördüğünüz gibi şunun etrafında da bazı oylar var. Ortasından bir tane tepe çıkacak. Ona da dikkat etmek lazım. Tamam, bu line detection by half transform bu. Hangi problemleri çözdü bu? Hangi taraf hoşumuza gidiyor bu şeyin? Sistemin. Half transform, line detection by half transform. Efendim? Nasıl lineer ya? Lineer falan filan değil ki. Oy veriyoruz buna. Bir matris çarpımı falan yok burada. Kod çalışıyor burada.
Ne problemleri çözecek onlar? Bir defa template matching gibi her şeye birer birer bakmıyor. Güzel. Yani tüm bu olabilir mi, bu olabilir mi, bu olabilir mi demiyor. Her bir ece sen konuş bakalım. Her bir ece ki ne kadar az ecin varsa o kadar hızlı çalışıyor bu. Mümkün olan her tarafa bakmıyor. O bir. İkincisi şeyleri falan güzel. Mesela şurada bir sürü doğrular var dedim ya ben. Geç bunları. Şurada koskocaman bir tane blok olsaydı şöyle. Arka tarafını görmemiş olsaydın. Tamam mı? Şu ejderin hiçbiri gelmiyor. Ben hala şu doğruyu bulabilecektim. Niye? Çünkü sadece o mavi olan yerlerden oy gelmeyecekti. Diğer yerlerden oy gelecekti. Peak'im yine fazla olacaktı. Bölünmüş olma yokluğuna falan karşı bayağı güzel dayanıklı. O da güzel. O özellikler de güzel. Başka ha şey var mesela şurada bir tane dairemsi bir şey var böyle. O da oy veriyor ama noise veriyor etrafa. O şuradaki lüzumsuz yerlerin oylarını birazcık arttırıyor. Onların hepsi onun altında kaldığı sürece problem yok. Threshold'umu geçti mi diye sürece problem yok. O da var elimde. Hepsi bunların güzel şeyler. Kötü şeyleri söyleyin. Şu M'nin uzayına bir bakın. M size ilkokulda bu şunu öğretirlerken ne demişlerdi? M neydi M? Eğim. Eğim nereden nereye kadar değişiyor? Şu doğrunun eğimini söyleyin bana şu doğrunun eğimini. Ne bunun eğimi? Sonsuz gibi. Sonsuz. Ben böyle bir uzayda sonsuz eğimi nasıl göstereceğim? Hani eksi 5'ten artı 5 demiş ama uçmuş oralar yani. Onların bazıları çok büyük rakamlara doğru gidiyor. Şeye bakarsak eğim uzayına şöyle bir doğrunun eğimi 0, tamam mı? Şöyle bir doğrunun eğimi 1, şununkisi eksi 1, tamam mı? Dolayısıyla şu açılar arasında problem yok. Eksi 1 ile artı 1 arasında değişiyor ama şu tarafa doğru gidince, bu tarafa doğru gidince eksi sonsuza artı sonsuza doğru gitmeye başlıyor, değil mi? Rakamlar deli gibi büyümeye başlıyor. O da çok bizim hoşumuza giden durumlar değil. Yani şu doğruların yarısı eksi 45 artı 45 derece arası eksi 1 artı 1 arasında giderken artı 90 eksi 90'a doğru gittiğimiz zaman rakamlar deli gibi değişiyor. Deli gibi değilsin belki idare edeceğiz de onu. Sonsuza falan gitmesi kötü. M ve N değerlerinin sonsuza kadar gitmesi kötü. Bir de uniform da değil. Yani doğruların yarısı eksi 1 artı 1 arasında oynarken diğer arta kalanı artı 1 ile artı sonsuz eksi 1 ile eksi sonsuz arasında değişiyor. İyi bir şey değil. Yani böyle bir uzayda oy verirken bunlar benim başımı büyük belaya sokacak. Dolayısıyla yani both M and N can get very large. What happens to M when M eksi, yani x constant'sa dik olduğu zaman o zaman ne olacak? Problemler çıkacak. Çözüm üretin bana. Ne yapacağız? Doğru yapımı başka bir yolu daha var. Dikim mesela orijinden doğruya dikim dediğimizde doğruya olan uzaklığımız Şu. Tüm doğrular böyle yapılmak zorunda değil. Tamam mı? Bir doğruyu yapmanın temsil etmenin yolu eğimi çarpı x artı n gibi bir sabit değildir. Bazen doğrunun orijine olan uzaklığı artı doğrunun eğimi teta. O şekilde de gösterebilirsin. Yani parametre olarak iki yine parametre, iki parametre. M n yerine teta rho uzayına taşıyabilirim bunu. Teta rho uzayına. Teta rho uzayında ifade edilmiş bir doğru da şu şekilde. X çarpı kosinüs teta artı y çarpı sinüs teta eşittir rho. Bu bir bana doğru tanımlıyor. Hocam nasıl doğru tanımlıyor? Burada kosinüsler, sinüsler var diyeceksin ama her bir doğru için şunlar sabit. Her bir doğru için bunlar sabit olduğu için sonuçta yine rho eşittir x çarpı bir şey artı y çarpı bir şey oluyor. Rho ile o şeyler birbiriyle aynı olacak. Tamam. Buna polar koordinat sisteminde doğru açıklama deniyor. Polar koordinat sisteminde güzel olan m ve n parametrelerimiz değil artık. Teta ile rho. Teta ile n ile arasında değişiyor. Tetanın rengini söyleyin bana. Teta n ile n arasında değişir. Olabilecek tüm doğrular için. Sıfırla baktığın yöne bağlı birazcık sıfırla 180 derece arası diyebiliriz. Ya da sıfırla 360 da olabilir. Parlaktan açı açıktan parlada diyebiliriz. Teta sıfırla 180 derece arasında değişiyor. Rho ne ile ne arasında değişiyor? Rho ile sıfırla görüntümün
Şu diagonal uzaklığı ne kadarsa ya da şuradan şuraya kadar ne kadarsa oraya kadar değişiyor. Tamam mı? Yani belli bir tane m'ye kadar değişiyor diyelim. Belli bir sayıya göre. Ve uniform her şey. Dolayısıyla oylamamı ben y eşittir mx artı n formülüyle değil de rho eşittir x kosinüs artı y sinüsle yaparsa eğer oylamayı şu uzayda rho teta uzayında yaparsam bu biraz önce bahsettiğim problem kayboluyor. Başka bir çözümü de onun şu esasında. Neydi biz? Şeyi beğenmiştik biraz öncekinde. Eksi 45 ile artı 45 arasındaki şeyleri beğenmiştik. Çözümü beğenmiştik. Güzeldi değil mi? Yani m eksi 1 ile artı 1 arasındayken problem yoktu. Diğer taraflarda problem vardı. Belki şunu yapabiliriz. Şunun üzerinde oy verirken m'nin eksi 1 ve artı 1 dışında olanları ihmal ederiz. Neresi yani? İhmal edeceğim yerler eksi 1 ve artı 1'in dışındaki bu tarafı ihmal edeceğim. Bu tarafı ihmal edeceğim. Bir oylama yaptıracağım şu uzayın içerisinde. Sonra şunu 90 derece çevirip eksi 1 ile artı 1 arasında bir daha oy ver diyeceğim. Belki iki tane uzayla falan bu işi halledebilirim ama ona gerek yok. Bu rho teta uzayı daha güzel. Rho teta uzayı daha güzel. Bu durumda hani vardı ya bizim orada yapmıştık. Kaçça kaçtan geçmişti orijinali şunun? Orijinali 10'a 20 idi değil mi? 10'a 20 idi. 10'a 20'den geçen birisi için yazacağımız 10'a 20'den geçen birisi için yazacağımız şey rho eşittir 10 çarpı kosinüs teta artı 20 çarpı sinüs teta. Tamam bu. Bunu nasıl çizeceğim ben ya? Nasıl çizeceğim bunu? Rho teta üzerinde bir şey çizmem lazım. Doğru değil ki bu. Doğru değil, tamam mı? Öyleyse oy verirken bir doğru üzerinde oy vermeyeceğim. Bir kosinüs sinüs eğrisi üzerinde oy vereceğim. Değil mi? Yani rho'ya 0 verip rho'ya 0 verip şu kosinüs ya da şöyle yapalım. Teta'yı 0'dan 180'e kadar değiştirelim, tamam mı? 0 derece, 1 derece, 2 derece, 3 derece rho'yu bulalım. Anladık mı? Ondan sonra her bir gelen teta rho noktası için bir tane nokta koyalım oraya. Nokta koyalım. Öyle yapacağız. Hani eskiden şey kolaydı. Şunu yapmak kolaydı. Çat çat diye gördünüz mü? Hatırlıyorsanız iki tane nokta buluyordum. Sonra onun üzerine doğru çiziyordum tıkır tıkır diye. Sadece iki nokta bulmam yeterliydi. Burada öyle değil. Burada artık şunun üzerinde şu tetaları değiştireceğim ve bunun üzerinde birer birer gideceğim. Ve böyle bir uzayda oy vereceğim. Onu yapacağız. Şurada bir tane örnek var. Şurada bir tane örnek var. Şöyle ben ne oldu buraya? Tamam şöyle yapayım öyleyse. Tamam bunları silelim. Bu. Böyle bir tane edge detection yapmış adam. Bu benim görüntüm. Edge detection yapılmış görüntüm bu. Tamam mı? Edge detection yapılmış görüntüm bu. Bu da rho teta uzayında verilmiş şeyler, oylar. Daha mesela şu siyahlar hiç oy almamış. Beyaz ne kadar parlaksa o kadar oy almış. Mesela ne yapmış biliyor musunuz? Noktalardan bir tanesi mesela şu kör üzerinde şöyle oy vermiş. Noktalardan başka bir tanesi de şu kör üzerinde oy vermiş. Lan yok artık. Öyle yapmışlar. Tamam şuna bakın söyleyin bana. Hangisi? Şurası mı rho? Burası mı rho? Hangisi rho? Rho neyle ne arasında değişiyordu? Rho sıfırla şu diagonal en fazla ne olabilir? Şuradan en fazla şu kadar uzakta olabilirim ben.
Şunun arası değişiyor. Yani şu uzaklık şunla şunun arası benim maksimum rho olabilir. Teta neyle ne arası değişiyor? Şuraya sıfır diyeyim ben arkadaşlar. Neyse sıfır diyeyim. Bu tarafa doğru mu teta? Bu tarafa doğru mu teta? Aşağı doğru teta. Şurası teta. Burası rho. Niye? Bir tane rho lazım. Ama her bir rho için bir tane teta lazım değil. Değil mi? Teker teker. Diyorum ki mesela şurada bir nokta alalım mı? Şuradan bir tane nokta alalım. Buradan geçecek. Buradan geçecek doğruları düşünün. Gözünüzde canlandırın buradan geçecek doğruları. Şu bir doğru. Bunun bir tetası var değil mi? Şu bir doğru. Bunun da tetası var. Bunun da tetası var. Bunun da tetası var. Doğru mu? Dolayısıyla teta olabilecek tüm açılar alacak 0 ile 180 derece arasında. Bakın bu 0 ile 180 derece her şeyi almış. Ama şu doğruların her birinin orijinal olan uzaklığına bakarsak şunun orijinal olan uzaklığı şu noktanın şurası. Şunun orijinal olan uzaklığı burası. Bunun orijinal olan uzaklığı şurası. Ondan sonra bunun orijinal olan uzaklığı da burası. Yani her bir teta için bir rho lazım ama olabilecek her bir rho için bir teta olacak diye bir şart yok. Öyle bir şart yok. Tamam, dolayısıyla bu rho teta uzayı. Tamam. Peki burada en çok oy almış kaç tane yer var? Dönün bakın şu rho teta uzayına. Rho teta uzayına bakın kaç tane en fazla oy almış nokta var? Kaç tane şu resme baktığınız zaman kaç tane bekliyorsunuz? Kaç tane pik olmasını beklersiniz bu uzayda? Niye 8 tane? 1, 2, 3, 4 tane dikey, değil mi? 1, 2, 3, 4 tane de şeyim var. Yatay doğrum var. 8 tane nokta. Nerede onlar? Söyleyeyim mi ben size? İpucu. Birisi burada, burada, burada ve burada. Diğerleri de şurada işte böyle hepsinin o körlerin gelip gelip geçtikleri yerler. Körlerin gelip gelip geçtikleri yerler ve şurada bakın şurası geliyor 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 burası bir teta açısı. Şurası da başka bir teta açısı. Şu teta 1, teta 2 diyelim. Teta 1 neye denk geliyor? Teta 2 neye denk geliyor? En çok oy alan noktayı söyleyin bana. En çok oy hangisinin? Şu çizdiğim kırmızı noktalar arasında en çok oy hangisi almış? Üst taraftan ikincisi değil mi şu? Peki bu resimde en çok oy almış olmasını hangisini beklersiniz? Hangi doğru en çok oy vermeli oraya? Tabii ki şu doğru değil mi? İşte bu doğru. Bu doğru bana göre şu. Bu doğrunun üzerindeki tüm noktalar buraya oy verdiler. Öyleyse şu teta 1 bakın bunun tetasıyla bunun tetası ve bunun tetası ve bunun tetası aynı değil mi? Dikler 90 derece. Şu 90 dereceye denk geliyor. Şunların tetaları da buna denk geliyor. Onun iki katı belki de 180 denk geliyor. Ona denk geliyor. Sıfırla 180 arasında verilmiş olan açı var. Bunlar. Tamam. Şurası çok oy almış. Niye? Şu yelpaze burada şu yelpaze var ya yelpaze gelmiş. Şöyle taburuya kadar gördünüz mü? Bayağı geniş bir yelpaze. Şu yelpazelerin içerisindeki her bir kontur şuradaki her bir nokta tarafından verilen oylar. Tamam. Bu bizim rho teta uzayını kullanan half transformumuz. Rho teta uzayını kullanan half transformumuz. Birazcık deney yapalım. Mesela söyleyin bana. Şuradan şu siyah kalemimi alıp ben elime siyah kalemimi alacağım. Şöyle şurayı boyayacağım. Güzel delik yaptım. Bakın burayı böyle yaptım. Tamam. Şu yandaki resim nasıl değişir? Ya bu niye böyle bu kadar şey ki? Yandaki resim nasıl değişir bunu yapınca? Yelpazenin arası
Bazıları burada oy veremeyecekler, değil mi? Bazıları oy veremeyecekler. Peki şu kırmızının şeyi değişir mi yeri? Değişmez. Kırmızının yeri değişir. Kırmızı birazcık daha pik aşağı iner ama kırmızının yeri değişmez. Aynı kalır. Problem yok. Aynı kalır. Ama yelpazede birazcık zayıflama olacaktır. Şu bir sonraki deney onu gösteriyor. Gördünüz mü? Bu. Delik açmış adam doğruların üzerinde. Oylama uzayım yine aynı yere gelmiş. Bakın burada mavi ile işaretlenen yerlerle kırmızı ile işaretlenen yerler tıpatıp aynı. Problem yok. Burada iki tane delik açmış. Burada bir tane açmış falan fişman. Peakler yerlerini değiştirmemiş. Gördünüz mü? Yelpazede iki tane boşluk olmuş. Şu kırmızıdaki yerde iki tane boşluk olmuş. Tamam. Güzel. Dolayısıyla bizim half transformumuz bu dünyada şeye dayanıklı. Occlusion'lara. Bunlara occlusion diyoruz. Kapanma diyoruz. Occlusion. Kapanmalara karşı dayanıklı. Yani buralara kesilme de olsa, önüne başka bir şey gelmiş de olsa bizim half transformumuz bunu görebiliyor. Problem yok. Bu da salt and pepper noise eklenmiş. Yani kafasına göre tuz biber noise diyoruz buraya. Gaussian noise değil bu. Tuz biber noise'i. Kafana göre bazı bir şeyleri, pikselleri bir bazılarını sıfır yapıyorsun. Öyle olunca acayip noise eklemiş. Gördünüz mü şeye? Uzayıma. Rotate uzayına. Acayip şekilde noise eklemiş. Eklesin. Peaklerin yeri değişti. Peaklerin yeri aynı. Sadece epeyce bir, yani şurada vardı ya. Şurada göstermiştim ya. Şeylikler falan filan vardı. Yükselmeler, inmeler, şudur budur falan filan, onlar vardı. Şu boş yerler boş kalmamış. Hepsi dolmuş olduğu gibi. Hepsi dolmuş olduğu gibi. Böyle bir uzay olmuş ama hala peaklerin yeri değişmedi. Dolayısıyla burada neyi göstermeye çalışıyorum? Kapanma da olsa, noise de olsa, yanlışlıkla başka bir şeyle de detect etsen, half transformu bu gibi problemlere karşı dayanıklı bir transform. Adam güzel bulmuş sallandı. Tamam. Ona karşı dayanıklı bir transform. Güzel, half transformu hakkında herhalde bunları söyleyeceğim. Soru soran var mı? Ufak bir problem var yalnız. Ta en baştan beri biz şunu yapıyoruz. En baştan beri yaptığımız şey şu. Şuradaki bir tane noktayı alıyoruz. Biz diyoruz ki bu noktadan geçebilecek tüm doğrular şu noktadan şu kırmızı noktadan geçebilecek tüm doğrular şu kırmızının üzerinde diyoruz, değil mi? Fazla şey yapmışım buraları ben. Uçtu. Kırmızının üzerinden geçebilecek, kırmızı noktadan geçecek tüm doğrulardan falan bahsediyorum ama bir şeyi unuttuk orada. Neyi unuttuk? Biz edge detection'ı yaptığımız zaman her bir edge'in yönü de vardı, değil mi, elimizde bizim? Yani her bir edge'e sen edge'sin ama niye yazmıyor bu ya? Ha, şunu yapmadım çünkü. Şimdi yazacak inşallah. Ha, kalem gitti. Belki de şeyden pil tak çıkar. Kalemi reboot ediyorum arkadaşlar. Yok. Kalemsiz nasıl yaşayacağım ben? Yanında pil olan var mı? Şu pilde. Önemli değil, bende var. Böyle olacağını biliyordum. Hem de iki tane. Çalışmadı.
İşte o kötü. Bir daha reboot edeyim ben bunu. Ters takviye olamayalım değil mi? Tamam, güzel. İkinci reboot çalıştı. Belki şu pilin de suçu yok. Biraz sonra ona bakarım ben. Şimdi dedik ki şu kırmızıdan geçen tüm doğrular şu tarafından ifade ediliyor. Tamam, doğru bu. İyi de bu kırmızının ben edge detection yaptığım zaman, tamam mı, şöyle bir edge olduğunu biliyorum. Ben niye buradan geçebilecek tüm doğrulara oy verdiriyorum ki? Belki olsa olsa buradan geçebilecek tüm doğrular bir tanesi şudur, bir tanesi budur, bir tanesi budur. Bir de aralarındakinden geçiririm ben de. Daha da fazla, yani birazcık açı konusunda hata yaptıysam, eğer açıyı 3-5 derece farklılıkla falan filan yaptıysam, bu. Başka da bir şey olmasına gerek yok. Dolayısıyla ben rho teta uzayında oy verirken esasında belli bir açı etrafında oy ver desem ya da belli bir eğim etrafında oy ver desem, boşu boşuna şu oylama uzayının diğer taraflarını falan da şey yapmam. Meşgul etmiş olmam. Benim için daha güzel bir çözüm olur. Onu unuttuk, onu söylemedik. Siz de hiç hatırlatmadınız. Şimdi ben söylüyorum onu. Tamam. Onu yapabiliriz. Tamam. Biz zaten işimizi bu uzayda değil de rho teta uzayında yapacaktık. Orada işimiz daha kolay. Tetaları denerken, tamam mı? Tetaları denerken diyeceğiz ki şu tetalar arasında oy ver sadece. Tamam, birkaç tane teta arasında oy vereceğiz. Bu bizim kullandığımız algoritmamız, bu half transformu için. İsterseniz bakalım buna. Input'un bir tane bir binary image bu. Nasıl bir binary image? Age detection yapılmış üzerinde binary image. Bu binary image'in üzerinde eğer bir edge detection sonucu varsa orası 1 oluyor, değilse 0 oluyor. Tamam mı? Birkaç tane daha parametre ver. Bakın bu görüntü MEN bir görüntüymüş. Görüntünün M tane satırı, N tane kolonu var. Ve bunun içerisinde Rho d ve n theta d bir de arrays containing the discretized intervals of the rho theta parameter space. Rho d ile theta d r ve t büyüklüğünde iki tane dizi olsun diyor. Arkadaşlar kaleme nazar değdi ya. Şimdi burası kliklemiyor. Şu mu fazla? Ha, burayı sıkmamış. Ondan mı oluyor? Tamam. Tamam, nazar gitti. Bu MVN uzayı, ondan sonra şurada bir tane Rho D ve Theta D isimli iki tane dizim olsun. Bunun gibi. Birisi R kadar eleman var içerisinde, birisi ise T kadar eleman var. R ve T. Şurayı anladınız mı? Şurayı birisi okuyup söyler mi bana ne olduğunu, şurayı? Evet, rho en fazla sıfırla diagonal büyüklüğünde olabilir. Teta da sıfırla pi arasında değişebilir diyor, değil mi? Peki R ile T ne? T tane discrete dünyadayız ya biz. Teta değerim olsun diyor. Mesela eğer ben T'yi 100 aldıysam, T'yi 100 almıyor, T'yi 180 alalım. Ya da T'yi 90 alalım. 90 tane T varsa eğer, şurası 0-2 derece arası. Burası 2-4 derece. 4-6 derece. 6-8 derece. Şurası da 178-180 derece arası. Şurası. Tamam mı? Ya burada öyle bir tane dizim var.
Bu da içinde bu row içinde işte burası diyelim ki şey olsun 100 tane olsun yine burada 180 tane olsun her neyse. Burada da işte kaç tane piksel denk geliyorsa o kadar şey var eleman var buranın içerisinde. Şu açı açı gidiyor bunun üzerinden. Tamam mı? 90 tane vardı burada. Bunda 100 tane varsa şu diagonal uzunluğu ne kadarsa o kadar eleman olsun diyor elimizde. Tamam. Discretize the parameter stays rho and theta using sampling steps delta rho and delta theta which multi is acceptable resolution manageable size for rho d and theta d. Bunu birisi açıklasın bana. Madem konuşmuyorsunuz bir sürü soru soracağım ben de size. Manageable resolution ne demek? Acceptable resolution, manageable size ne demek? Acceptable sonuç ne? Manageable size. Birbiriyle birazcık ters orantılı bunlar. Resolution'u artırsan size kötü oluyor. Size'ı düşürsen resolution kötü oluyor. Ne demek yani? Benim seçtiğim 90 tane T olsun dedim ya ben. 90 tane T iyi bir şey mi kötü bir şey mi? 90 tane T demek ne demek? Birbirine en yakın iki tane doğrunun arasında 2 derece fark olabilir demek. 2 derecelik fark sizce iyi bir şey mi? Bilmiyorum. Bir derece olsa belki daha iyi. O zaman T'yi 180 yapmam lazım. R de yine aynısı. Yani R ile Teta'yı ne kadar büyük yaparsanız çözünürlüğünüz o kadar artıyor. O kadar hassas bir şekilde doğru bulabilirim. Ama onlar ne kadar büyük yaparsanız da şu MN şeyiniz şu E şeyin ne diyeyim oy vereceğiniz uzay şu ART şuraya bir dakika burayı MNT miyim ya? Şurayı RT yapalım. RVT. Bu da A. Şu benim görüntüm. Görüntümün içerisinde M ve N tane piksel var. Bu görüntüden R'ye T'lik bir tane uzayda oy vermemi istiyorum. Tamam mı? R ve T ne kadar büyürse bu A uzayı o kadar büyüyor. Büyük olması iyi ama çok büyük yaptığınız zaman da burada oy vereceğim ben. Hani o kökleri falan çizeceğim. Sıfırlayacağım. Arama yapacağım. O işler karışıyor. Dolayısıyla acceptable resolution çok küçük yapın. 2-2 yapın. Açılar 90 derece hata yapmaya başlıyorlar bu sefer. Kötü. Bunu bine bin yapın. Güzel. Bine bin yaptığın zaman bir derecenin onda birine kadar belki düşebiliyorum hassasiyet olarak açılarda ama bu sefer de bine bin elimde milyon tane şey olacak. Eleman olacak üzerinde işlemem yapma gerektiği. Dolayısıyla arada bir denge var. Hem de noise sorunu. Efendim? Noise yüzünden hep edge'ler her zaman doğrunun tam üzerinde olmuyor. Evet. Aslında bunu düşündüm. Evet. Dolayısıyla zaten rahatçılar ne yaparlar biliyor musun? Oy verirken bir tane noktaya oy vermezler. Onun etrafındaki 8-10 tane noktaya oy verirler ki. Tamam mı? Merkeze daha fazla oy verir. 8-10 tane korpusuna yine bir verir ki hata var nasıl olsa diye. Etrafına yayılsın falan filan diye. O tür problemler de var. O tür problemler de var. Tamam. ART bir tane array'imiz şöyle. 2 boyutlu bir tane array. Akümülatör diyoruz buna. Ve oylama bu uzay üzerinde yapılacak. Bu uzayın üzerinde yapılacak. Initialize all elements A to 0. Bunu yaptım. Tüm elemanları, A'nın tüm elemanlarını sıfır yaptım başlangıçta. Ondan sonra şu loop'u çalıştırıyorum. Şu loop'u anlayalım. For each pixel EIJ, such that EIJ is one. Türkçe'ye çevirin bunu. Her bir edge noktası için, her bir edge dedik olarak tek edilmiş nokta için şu loop'u çalıştır. H birden T'ye kadar değişecek. T neydi T? Şu tetalarımın sayısıydı değil mi? Hani 0,2 derece, 2,4 derece falan filan eğer içerisinde 90 tane eleman varsa. H1 loop, tamam mı? Loop birden T'ye kadar değiştireceksin. Şu ne diyor? H'yı al. Git şu dizinin içerisine. Ben şunları oraya hoşuma gitmedi. Orada durmasınlar. Bunlar burada durmasınlar. Ben bunları şuraya taşıyayım. Tamam. Git H'yı al H1 iken birinci elemanına git bunun. Tamam mı? H'nın birinci elemanı, şunun birinci elemanı ne dedi? 0 derece. Sen 1 derecesin dedi.
Bir derecenin kosinüsünü al. Bir derecenin sinüsünü al. I ve j ile çarp onları. Tamam mı? Eline bir tane teta geçsin. Tamam mı? Yani ben bir tane şey yaptım. Oylama yapıyordum ya. Teta'yı aldım. Yalnız bu teta kendi başına işe yaramayacak. Tamam mı? Teta işine yaramayacak benim kendi başıma. Teta'yı tutup şunun içinde aramam lazım. Buna en yakın nerede teta var? Onu bulacağım. Onun indeksi lazım bana. Find index k of the element theta d closest to rho. Bu rho'ya en yakın olan indeksi bulacağım burada. Ondan sonra A'nın k harinci pozisyondaki yere bir tane oy vereceğim. Increment edeceğim onu. Tamam, bu loop'u kaç defa çevireceğim? Kaç tane elimde edge varsa o kadar çevireceğim 3. sıradaki loop. Kaç tane elimde eleman varsa o kadar çevireceğim. Ondan sonra bu işlem bittikten sonra da şunun içerisinde lokal maksimalar neredeymiş? Bunun içerisinde lokal maksimalar neredeymiş? Bir burada var, bir burada var, bir burada var, bir burada var. Belli bir trash olduğunuz üzerindekileri alacağım. Diyeceğim ki belli bir trash olduğunuz üzerindeki herkes benim için doğrudur diyeceğim. Tamam mı? Her bir doğrunun artık nesini biliyorum? KH'sını biliyorum ama benim için KH önemli değil. Benim için TTR önemli. K'yı şurada arıyorum. H'yı da burada arıyorum. O bana TTR ile RO'yu veriyor. Diyorum ki işte diyorum polar formatta şeyim bu. Polar formatta benim doğrum bunlar. Güzel. Uniform şey bir dünyada oy verdim. Peaklerini buldum. Şey kritik şu theta d ve rho d ve theta d'yi bulmak için delta rho delta theta var ya, onların şeyleri önemli benim için. Değerleri önemli. Onları da kafama göre seçtim. Onları seçerken tabii ki acceptor resolution manageable size hikayesine baktım. O da güzeldi. Sonra işime devam ettim burada. Güzel. Soru soran var mı şu ana kadar? Bu bizim half-line detection algoritmamız. Dediğim gibi hani burada şey yoktu. Bakın burada her bir nokta kendisinin üzerinden geçebilecek tüm noktalar için oy veriyor. İyi bir şey değil o. Halbuki bizim elimizde ne var? Her bir edge'in yönü de var. O yöne yakın yerler için üzerinde oy vermemiz lazımdı. Nasıl yaparsınız onu söyleyeyim. Bu algoritmayı nasıl değiştirirsiniz? Bu soruyu cevaplamadan sessiz sessiz oturuyorsunuz karşımda. Ara vermeyeceğim. Biraz önce bahsettiğim hikayeyi, yani şimdi ne diyor bu? Diyor ki her bir noktanın oy verebileceği şeyler var diyor. Doğrular ve o doğruların hepsine veriyor. Tamam mı? Yani şurada şu noktadan geçebilecek edge böyleyse bu noktadan geçebilecek tüm doğrular. Hepsi var. Hepsine oy veriyor bu. Ben diyorum ki ona gerek yok. Şu kırmızı edge noktasıysa eğer edge'in yönü var zaten. O yönün etrafındaki de verin. Bu algoritmayı nasıl değiştirirsiniz? Bu algoritmanın karmaşıklığı ne? Efendim? T çarpı order of T çarpı efendim? Piksel değil. Edge sayısı kadar. Kaç tane edge varsa değil mi? Edge kümesi kadar. Bu. Karmaşıklığı bu. Bu değişikliği yaptıktan sonra efendim? Evet, şurada arama da var. Her seferinde arama yapılması lazım. Şunu belki buna tak diye buluyoruz ama bir de bu olması lazım. Dolayısıyla bir de buraya her seferinde doğru söylüyor arkadaş. Bir de buraya ne yazmam lazım söyleyin. R. Evet. T çarpı edge sayısı çarpı R. Tamam, güzel. Helal sana. Bu karışık bir şey. T çarpı R var bunun üzerinde. Tamam. Benim söylediğimi yapın. Diyorum ki ben her tarafa oy vermek zorunda değilsin. Sadece edge'in yönündekilere oy verelim. Ne yapacağız o zaman? Ne değişecek? Hangi satır değişecek? Neyi? T evet şu T T mi? Evet, birden T'ye kadar. H'ı biz neye kadar götürelim? Esasında H eşittir diyelim sadece. O edge'in şeyi neyse edge'in açısı mesela, hani edge'in açısına diyelim ki theta edge
O neyse o olsun. Dolayısıyla buradaki loop birden t'ye kadar dönmek yerine sadece bir tane olacak. Ya da belki şu açının etrafında çok küçük bir yere 3 tane yere oy verdireceğim, tamam mı? 3 tane oy yere vereceğim. Dolayısıyla bu hemen hemen şuna dönecek. O E çarpı R olacak. Yine şu aramayı yapmak zorundayım şunun için. Ya esasında bu arama da rastgele bir arama değil. Sıralı bir dizi zaten, değil mi bu? Sıralı bir dizi olduğu zaman ben onu log n time'da zaten yaparım. Log n time'da da yok, zaten formülü belli onun ya. Zaten onun formülü belli yani. Bir teta rho belli değil mi zaten orada? Yapacağım şey çıkan sonucu teta rho'ya bölmek, o kadar. Dolayısıyla R en baştan beri yok. Baştan beri yok. Bu da olacak. Dolayısıyla bunun karmaşıklığı bu. E sayısı kadar. O E. Bayağı şey bir algoritma olacak. Ne diyelim? Verimli bir algoritma olacak Half-Lines. Nasıl ya çalıştığını burada zaten biraz önce gösterdim. Angle information'ı kullanmıyordu. Angle information'ı kullandık biraz önce. Gradient angle information. Ama gradient angle information'a çok fazla güvenmemek lazım. Çünkü her birinin ecinin yönüne bakarsan bir doğrunun üzerinde, birisi böyleyken ecin, birisi şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle. Anladınız değil mi? 10-15 derece böyle sapıtıyorlarsa her biri. Çünkü her bir ecin yönüne 3-4 tane piksele bakarak karar verdik. Çok hassas olmasını beklemeyin onları. Çok hassas olmasını beklemeyin. Tamam. Dolayısıyla ben sadece bu ec yönde oy vermiyorum da o ecin etrafında birkaç tane şeye, piksele oy veriyorum diye düşünebiliriz. Tamam, sorusu olan yoksa arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Dönünce half-line'e geliştirip diyeceğiz ki madem öyle daireleri de bulalım. Doğrunun formülü varsa dairenin de formülü var. Değil mi? Doğrunun parametresi varsa m ve n, dairenin parametreleri de a, b ve r. Niye onları yapmıyoruz ki diyeceğiz. 10 dakika ara. Anladım. Pazartesi tekrar. Ha, onu gönderdim ya. O pek de sizinle alakalı değil bir şey aslında. Ben oraya başka şey görüyorum. Daha
Thank you.
Yoklama vermeyi unuttun değil mi? Bilgisinden yoklama. Yavaş şunları bir çizer misin? Tamam. Şimdi yapmaya çalıştığım şey bu. Half transform'u kullanarak daire bulacağız. Circle detection yapacağız. Şu resmin üzerinde bir edge detection yapın. Ne oluyor? Ne kadar edge'ler gelir? Şunlar edge değil mi? Kırmızı da çizelim. Edge'ler. Line detection'a bayağı bir şey var ama benim peşinde olduğum şey şu. Şuradaki daire. İşimiz zor yani. Yani bu aynı template matching şeyi vardı ya bir tane örneği. Template matching'i burada yapmaya çalışsak ne olacak? Olabilecek her bir nokta üzerinde olabilecek her türlü daireyi denemem lazımdı değil mi? Çok daha pahalıya geliyor buradaki template matching. Olabilecek her türlü daireyi denemem lazım. Çok daha pahalıya geliyor bu template matching. Onun yerine half transform'un şeyini kullanacağız. Fikrini kullanacağız. Diyeceğiz ki önceden y eşittir mx artı n diye bir tane şeyim vardı eşitliğim. Şimdiki eşitliğim bu. X eksi a kare, y eksi b kare eşittir r kare. Bilinmeyenler ne burada? A, b dairenin merkezi, r de yarı çapı. Öyleyse a, b, r uzayında oy verelim. Anladık mı? A, b, r uzayında oy verelim. Uzay 3 boyutlu oldu. Daireyi tespitleri çok adam var. ABR uzayı o kadar kolay bir şey değil ama 3 boyutlu uzay. 3 boyutlu uzayda oy verirsem onu bulabilirim. Ya da bir iki tane hile yaparak acaba şöyle bir şeyler yapabilirim falan gibi şeyler söyleyebiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey şu olacak arkadaşlar. Diyeceğim ki ben keşke şunu silmeseydim. Şu gibi durumda da çalışmasını istiyorum. Half'ın böyle güzel özellikleri var ya, dairenin üzerinden bir tane düz çizgi geçmiş, bir şeyler olmuş falan filan, orada da güzel çalışacak gibi şeyler. Tamam mı? Orada da güzel çalışacak. Diyeceğim ki ben esasla başlangıçta kullandığım şey buydu değil mi? Başlangıçta kullandığım formül bu. x eksi a kare y eksi b kare eşittir r kare. Bu benim formülüm. Güzel. Bu formül yerine parametrik olan bir tane formül var. Başka bir formül. Şunu da kullanabilirim. Polar koordinata geçmek gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Teta'yı 0 ile 2 pi arasında değiştirirseniz, tamam mı? A, B ve R belli ise X ve Y'lerini birer birer veriyor. Parametrik versiyonu bu bunun. Anladınız değil mi? X'e 0 verdiğiniz zaman, yani şu bir daireyi yapmak için, bir daireyi güzel bir şekilde temsil etmek için yapacağınız şey ne? Şöyle
x'e 0 verdiğiniz zaman şu nokta geliyor. Pardon, x değil, teta'ya 0 verdiğiniz zaman. Teta'ya 1 derece, 2 derece, 3 derece gidiyor, gidiyor, gidiyor. Teta'ya 90 derece verdiğiniz zaman bu nokta geliyor. Böyle böyle devam ediyorsunuz. 0 ile 360 arasında değiştirirseniz teta'yı, 0 ile 360 arasında değiştirirseniz teta'yı, karşınıza bu çıkacak. Tamam mı? Şimdi burada ben rahat bir şekilde R'yi çekebilirim değil mi? R eşittir x eksi a bölü kosinüs teta. Burada onu yerine yazarsam ne olur? Y eşittir b artı x a eksi, bir dakika yanlış mı yazdım? X eksi a olacak orası. Doğru mu? X eksi a. A eksi x değil. X eksi a. Y eşittir b artı x eksi a bölü kosinüs. Tanjantlık geldi. Gördünüz mü orada? Geldi. Koydum onun yerine. Çarptım. Y eşittir. Sonuçta elinde şöyle bir şey çıkacak ya. B eşittir a tanjant teta eksi x tanjant teta artı y. Bu. Ne oldu? Ne yapmış oldum ben bu şekilde? X ile y arasında teta'ya bağlı bir tane şey yaptım. Eşitlik buldum. X ile y arasında teta'ya bağlı bir tane eşitlik buldum. Teta ne? Açı. Şu dairenin üzerinde bulunduğu noktayla buranın mesela 0 bu. Bu 1, 2, 3. 2, 3 şuraya 90 derece, 180 derece, 270 derece öyle gidiyor. Anladık değil mi? Teta o açı. Teta'yı değiştirdikçe her bir teta için x ve y'si arasında ilişkiyi bulabilirim. R belli değil birazcık. R'nin belli olmaması kötü. Değil mi? Teta'ya 0 yaptığımız zaman ne oluyor? Geriye ne kalıyor? Söyleyeyim bana. Teta'yı 0 yapın. Teta 0 iken tanjant 0 kaç? O zaman ne oluyor? Teta 0 iken B eşittir 0 0 Y. Ne demek ki bu ya? B eşittir Y diye bir şey çıktı. Bir tane doğru bu ya. Başka bir şey değil değil mi? Teta 0 iken Y eşittir B diye bir şey çıktı. Tamam mı? Yani teta'nın 0 olması demek. Burada hangisini biliyorum? X'in biliyor. B'yi biliyorum, Y'yi biliyorum. Y'yi nereden biliyorum? Çünkü şöyle bir tane resmim vardı benim. Resmin üzerinde eşit ekşini yaptıktan sonra bana böyle 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 noktalar geldi. Tamam mı? Şöyle şöyle noktalar geldi. Burada circle detection yap dediler bana. Tuttum. Şu noktayı aldım ben. Tamam mı? Bu noktayı aldım. Dedim ki bu noktanın üzerinde dedim. Tamam mı? Bu noktanın dahil olabileceği bir şeye ben oy vermek istiyorum. Uzaya oy vermek istiyorum. Uzayımı da A, B, R uzayıydı. 3 boyutlu uzayda. 3 boyutlu uzay fikri çok hoşuma gitmedi. R'yi buradan elimine ettim ve tekrar bunu A, B uzayına getirdim. Tamam mı? AB uzayına getirdikten sonra şuradan bir tane nokta seçtim. Şu noktayı seçtim burada. X ve Y'si belli olan noktayı seçtim. Şuraya bir koydum bunu X ve Y'yi. Y'yi buraya koydum. X'i buraya koydum. Teta'yı da sıfırdan başlattım. Teta'yı sıfır koyar koymaz karşıma böyle bir şey çıktı. Karşıma böyle bir şey çıktı. Y eşittir B çıktı. Y'nin ne olduğunu biliyorum ben. Değil mi? Y'nin ne olduğunu biliyorum. Ondan sonra B eşittir. Tamam, bu durumda AB. Bakın burası diğerinde MN uzayı ya da teta rho uzayı da bu AB uzayı benim AB uzayı normal şeyimin üzerinde bulunduğu uzayla aynı. Circle'un üzerinde bulunduğu aynı. Y eşittir B dediği zaman burada yapacağım şey Y'nin B'ye eşit olduğu yerler. Y'nin B'ye eşit olduğu yeri söyleyin bana. Y eşittir B. B için bir şey çiziyorum burada. İşte şu çizgi arkadaşlar. Şu çizgi. Y'nin B'ye eşit olduğu yer. Şunun üzerinde bir tane oy vermiş olacağım.
Tetayı birazcık arttırdım. Tetayı 90 yapın. Tetayı 90 yapın. Tetayı 90 yaptığım zaman ne oluyor? Oy veremeyeceğim orada fazla herhalde. Onda oy veremeyeceğim. 90 yapmayalım öyleyse. Oradan bir şey gelmeyecek çünkü. 45 yaptığınız zaman ne olacak? Belli bir açıya göre oy verebilmem lazım. Bakın bu şu verdiğim oy mavi nereden geçti? Bulmaya çalıştığım şey esasında şurası. Merkezi burası ya bu. Öyle oylar vermem lazım ki mesela şuradan geçenler için de oyun şöyle gitmesi lazım. Buradan geçenler için de böyle geçmesi lazım. Buradan için de böyle geçmesi lazım. Belli bir doğrunun üzerinde oy veriyorum yani. Oyların hepsinin geçtiği yerde burası olacak. Böyle bir tane şey tasarlamam lazım. Hikaye tasarlamam lazım. İyi de onun için benim şu tetayı bilmem lazım. Tetanın ne olduğunu nereden bileceğim? Bir öncekinde de yaptık aynı numarayı. Dedik ki teta bilgisini hiç kullanmadık. Şu edge'in şey, açı bilgisini hiç kullanmadık. Teta esasında burada. Bu edge'in yönü var. Bunun da yönü var. Bunun da yönü var. Diyorum ki ben bunun x ve y'si belli. X ve y'si belli. Bu x, y'den geçen, tamam mı? Ve teta'ya dik olan şu yönde oy vereceğim. Bu yönde oy vereceğim. Bu yönde oy vereceğim. Tamam. Ne yapıyor bu yani? Dolayısıyla her bir edge merkezi olduğu dairenin merkezden geçecek şekilde şu uzayda AB uzayında oy veriyor. AB uzayında oy veriyor. Hocam R nereden gelecek? R'yi kaybettik maalesef. R yok. AB teta AB R değil artık şeyimiz. AB R değil artık uzayımız. AB uzayı. R yok ortalıkta. Dairenin merkezini verecek dolayısıyla bana. Şu işlemi yaptıktan sonra bana diyordum ya şunu bul diyordum ya. Bana o maviyi bulmayacak da şu mavi noktayı bulacak. Bu maviyi bulmayacak da şu mavi noktayı bulacak sadece. Dairenin merkezini verecek. Belki ondan sonra başka bir numara çekip şey yapabilirim. Dairenin merkezini bulduktan sonra belki dairenin çapını falan filan da bulabilirim. Circle detection with half transform başlangıcı bu. Adımlar da bu şekilde. Bu quantize parametric space for parameters A and B. Tamam mı? Bana verilen görüntü buysa görüntünün üzerinde aynen bir önce çizdiğim gibi böyle böyle edge'ler falan filan varsa şöyle şöyle edge'ler böyle böyle edge'ler tamam mı? AB uzayında bununla tıpatıp aynı oluyor. A böyle B uzayı. AB uzayı şöyle bir tane uzay oluyor. Tetero uzayı falan filan gibi değil artık. Öyle oluyor. Parametre space'imi aynen daha önce olduğu gibi böleceğim. Tamam mı? Accumulator array'i bu sefer A demiştik. AB uzayında olacak. Compute the edges in the image and their angles. For each edge point, increment all points in the accumulator array MAB along the line. Niye öyle dedi line? Niye line dedi buna? Buna niye line diyor? Bilinenler ne burada? Bir defa x ve y'yi biliyorum dedi. For each edge point dediğine göre her bir edge point'in x'i belli, y'si belli. Teta da nereden gelecek? O edge point'in açısı. Teta da geldi. Dolayısıyla şurayı olduğu gibi biliyorum. Şunu olduğu gibi biliyorum. B eşittir A çarpı bir şey artı başka bir şey. Sanki bu B eşittir M çarpı A artı B gibi bir tane formül oldu. M eğim, tamam mı? Artı B'yi yapmayalım. B'yi yanlış yaptık. Artı N diyelim. Tamam mı? M ve N belli. A ile B belli değil. Dolayısıyla A, B'nin üzerinde alabileceği bir tane doğru çiziyor yani biri. Şurada bu şu doğruyu çiziyor. Şu bu doğruyu çiziyor. Bu doğruyu çiziyor. Bu doğruyu çiziyor. Ondan sonra bu doğruyu çiziyor. Hepsi geliyor merkeze birleşiyor. Peki şu hangi doğruyu çiziyor? Şu hangi doğruyu çiziyor? Doğru. Böyle. Bu da bunu istiyor. Gördüğünüz gibi doğruların üzerinde yer alan edge'ler bir yere kesişen doğrular çizmiyor.
Doğruların üzerinde yer alan necdar bir şeyde kesiyor, doğrular çizmiyor. Dairenin üzerinde yer alan necdar bir yerde kesecek, doğru çiziyorlar. Burada açı bilgisini sıkı kullandık ama. Bu arada açı bilgisi derken açı bilgisi mükemmel değildi, değil mi? Burada şunun üzerinden geçen doğruyu çizerken maalesef bir tane doğru çizmek yerine bir bunu çizdim. Belki de bir de şunu çizmem lazım. Belki de bir de şunu çizmem lazım. Belki de birkaç tane doğru çizmem gerekecek orada. Ama bunların hepsinden çok geçtiği yer neresi? Dairenin merkezi. Tamam. Güzel. Bu dairenin merkezini verdi. Local maxima is the accumulator in the accumulator array will give you the centers of the circles. Dairelerin merkezlerini verecek. Dairenin yarıçapını nasıl bulacağım o zaman? Anlıyorum. İki noktadan ve merkezden geçen doğruyu alırım, o çapını verir diyorsun ama şunlar da yani hangi noktaların dairenin üzerinde olduğunu bilmiyorsun ki. Efendim? Nereden biliyorsun? Herkes bir oy veriyor geçiyor oraya buraya, hangi kim oy verdi bilmiyorsun ki. Ne yapacaksın? Orada akümülatör array'in içerisine her bir pikselin olduğu yere sana kim oy verdi diye bir tane küme mi koyacağım? Bir olsa yok mu? Efendim? Bir tane oy veren olsa noise'den de gelir. Bak bunlar da oy vermişler hep, değil mi? Çok oy vermiş olması lazım ki belli bir threshold'un üzerinde kalsın. Baya baya küme koyman lazım oraya. Yani akümülatör array'in her biri bir tane integer tutuyor, değil mi? Hem integer tutacak hem de bir tane bana oy verenlerin kümesini ver diyeceksin. Bana kim oy vermiş? Bana oy verenlerin kümesini ver diyeceksin. Onlar hangi R'yi veriyor? Efendim? Onlar hangi R'yi oy veriyor? Bir de ondan sonra onu alıp içerisinden diyeceksin siz bana oy verdiğinize göre AB olarak bana oy verdiğinize göre sizin benden olan uzaklığınız ne? Bir değişik bir şeyler söyleyecek. Belki onların ortalamasını alacaksın. Ortalamasını almak iyi bir şey değil ama. Çünkü şu adam tesadüfen oraya oy vermiş olabilir şu adam. Değil mi? O da güzel bir şey. Nasıl yapacağız? Merkezi bulduk. Kümeyi unut. Küme mi yok. Küme yapamayız demek istiyorsun. Hayır yok. Ya, çok pahalı olur o ya. Ne yapıyorsun? Her bir piksele bir tane muhtemelen tüm Ejder'in girebileceği bir küme koymaya çalışıyorsun. Zaten burada m çarpı n tane eleman var. Bir de o kadar küme falan filan. Yani ben integer'dan zor kurtuldum. Her birine bir integer tutarken sen içerisine bir tane Java seti koyuyorsun içerisine. Merkezden birkaç yana doğru gideriz. Evet. Aynı miktarda gittiğimiz zaman kendilerin üzerine gelmiş olmamız gerekiyor. Evet. Onda zaten gittiğimiz mesafede, yani iki tarafı gittiğimiz toplamda zaten çapı verecek. Sadece sağa gitmek yerine 3-4 partiyene gidersin. Çalışabilir belki ama şunu düşünelim. Merkez diyelim ki burası. Bu yöne doğru gittim. Bu yöne doğru gittim. Tamam mı? Ya peki benim dairemde şuralar kesikse? Böyle daireler de var değil mi? Yarım daireler falan filan var. Daha fazla geleceğiz sağa sola. Yani ve gittin tesadüf buradan şeyler geçerse şuradan bak geçtin şöyle. Doğrular geçerse seni yanıltacak o. Yani sen sadece daire var diye düşünüyorsun. Başka şeyler de var. Şunu düşünsene şunu. Şu örneği. Yani şuradaki herhangi bir noktanın üzerinden gittiğin zaman baya baya bir şeyler gelecek. Şimdi birkaç şekilde denklemi kullansın. Yani o şunu mu? Mesela burada B'yi öğrendik ya, B'yi de biliyoruz. Her bir ecin X ve Y'si var. Her bir ecin. Her bir ecin X ve Y'si var. Evet, A ile B'yi biliyorum. Zeta'yı buldum ve B için bir oy verdim. Değil mi? Şimdi B için oy verdim, R eksik yani. Evet. B için de bir oy versem. R için de bir oy, evet. Belki tekrar görüntünün üzerinden geçip bir tane R uzayı yapsam, tek boyutlu R uzayı desem ki şuradaki tek boyutlu R uzayım şu olsun şöyle.
Desem ki her bir nokta için sen AB eğer senin merkezin olsaydı sen bundan ne kadar uzakta olurdun? R kaç olurdu senin? O da dese ki benim R 10 olurdu. Birisi dese ki benim R 10, 15 olurdu. 8 olurdu. Eğer birden fazlası R'sinin 10 olduğunu düşünüyorsa şurası artacak. 3 olacak, 5 olacak, 10 olacak. Anladınız mı? R uzayı üzerinden bir tane daha oylama yapıyorum. İkinci bir oylama yapıyorum. İkinci bir oylama da bana merkezden ne kadar uzakta olduğumu söyleyebilir. Öyle bir çözüm bulabiliriz herhalde burada ikinci bir oylamayı. Tamam. Bu bizim Circle Detection with Half Transform şeyimiz, çözümümüz. Güzel. Soru falan. Fark ettiğiniz gibi, ya şimdi eğer en başta hiç bu R işini cambazlarına falan filan girmeseydim, iki boyutlu dünyada kalmayacağımı falan filan düşünseydim ben eğer, ABR uzayında oy vererek, ABR uzayında oy vererek, ABR uzayı nasıl bir şey? Şurası işte. Şu. X belli, Y belli. Tamam mı? A için, her bir A için ya da her bir R için AB bulmam lazım. Şöyle yapacağım. ABR uzayınızı gözünde canlandırabiliyor musunuz? Her biri için X ve Y belli değil mi? Kafamdan bir tane R seçiyorum. Minimum R olsun, ne olsun mesela. Diyorum ki en küçük R 5 piksel olabilir. En büyük R de 15 piksel olabilir. 5 piksel için X belli, Y belli, 5 piksel yaptım R'ye. A ile B arasında nasıl bir ilişki var bundan sonra? A ile B arasında. Doğru yok, hayır. Doğru demeyin çünkü kareler falan filan var burada. Tam bir kuadratik bir ilişki var. Bir körbün üzerinde oy vermem lazım AB'ye. R'si belli. R'yi bir tane daha arttırıyorum. Bir tane daha körbün üzerinde oy veriyorum. R'yi bir tane daha arttırıyorum. Bir tane daha veriyorum. Tamam mı? Yalnız her bir R iki boyutlu bir tane görüntüye denk gelmek zorunda kalıyor. Çünkü üç boyutlu bir dünya burası. Karışık bir yerde oy veriyorum. Bunu yaptıktan sonra üç boyutlu dünyada arama yapıp lokal peakleri buluyorum. Diyorum ki ABR'ler bunlar. ABR'ler bunlar diyorum. Bu da benim 3 boyutlu circle detection algoritmam oluyor. Biz ondan kaçmak için tuttuk AB uzayına düştük. AB uzayında bunu yapalım dedik. Daha sonra R'yi bulmak için ikinci bir oylamamız gerekti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Analitik bir şekilde tanımlanmış tüm şekillerin daire olsun, doğru olsun, elips olsun. Elipsin şeyi nasıl? Elipsin formülü nasıl arkadaşlar? Elipsin formülü nasıl? X eksi A bölü R1 şöyle herhalde. X eksi A bölü R1'in karesi artı Y eksi B bölü R2'nin karesi eşittir 0 gibi bir şey diye hatırlıyorum. Kaç parametre var? 4 tane parametre var. Ve bu da şu elipsler için. Şöyle ya da böyle olan elipsler için. Şöyle olan elipsler için bir de teta var. 5 parametre diyor. 3 boyutlu uzay hoşuma gitmiyordu. 5 boyutlu uzaya geldi. 5 boyutlu uzayda oy verip onların maksimumlarını falan filan bulmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla bu half transformunun problemlerinden bir tanesi closed form formüllü şekillerde parametre sayısı arttıkça exponential bir şekilde arama uzayın, oy verme uzayın büyüyor. Arama uzayın, oy verme uzayın büyüyor ama arama uzayı, oy verme uzayı büyüyor ama sonuçlar dediğim gibi yani bir okluğuna dayanıklı, noise'a dayanıklı güzel sonuçlar üretilebiliyor. Adamın bir tanesinin güzel şeyi vardı ya, demosu vardı esasında. Dur bakalım bulabilir miyim ben onu? Bunu 3 boyutlu şekiller için mi yapmıştı? Bakalım bulabilecek miyim ben onu? Şurada bir yerlere saklıyorum birilerine gösteririm diye. Nereye koydum ki ben onu ya? Video çok... Ha buraya koymuşum belki. Şu. Yes. Yok ya. İnternete bağlamayayım. Box detector half transform.
line detection'dan falan filan. Adam 3 boyutlu şekil bulmak için kullanıyordu half transform'u. Bu line detection. Yok. Neyse ben onu belki daha sonradan bulursam size yollarım. Yine de çalışıyor dediğim gibi 3 boyutlu uzayda, 4 boyutlu uzayda, hatta real time'de çalışanlar bile, donanım üzerinde real time'de çalışanlar bile vardı, onu hatırlıyorum. Tamam. Bu da half transform'a circle detection hikayesini nasıl yapıldığı. Tek yol yok, birden fazla yol olabilir. Ben burada 2 boyutlu uzay üzerinde oy vermenin işlemini yaptım, anlattım. 3 boyutlu uzay üzerinde de yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bunların hepsi, eğer şeklin analitik formunu biliyorsanız, x'i eşittir işte şu kare artı bu kare falan filan gibi şeyler diyebiliyorsanız, ama şekli bilmiyorsanız ne olacak? Mesela elinde dedi ki adam şekil bu dedi. Şekil bu. Şu. Aynen böyle bir şey. Çizdi verdi, bunu bulacaksın dedi. Şeklin üzerinde. Bunun y eşittir işte x kare artı bilinen ne şey alıyor? Yok, hayır, yok öyle bir formül yok öyle. Şekil bu. Bunu bulacaksın. Tamam. Bunun için adamlar güzel bir teknik gelişmiş. Aradığında generalized half transform deniliyor. Generalized half transform. Genelleşmiş half transformu. Genelleşmiş half transformu şöyle bir şey diyor. Bir iki tane varsayımı var. Konveks şekiller için çalışırım ben diyor. Konveks şekil ne? Konveks şekil. Konveks şekil kapalı bir defa şekil. Tamam mı? Kapalı bir şekil bir defa konveks şekil. Şu mesela konveks şekil. Şeklin iç açılarını ölçtüğünüz zaman hiçbiri 180'den daha büyük olmayacak. Tamam mı? Yani şu konveks bir şekil değil mesela. Çünkü şurası 180'den büyük. Şurası 180'den büyük. Tamam, bu konveks bir şekil değil. Konkav bir şekil. Konveks bir şekil. Konveks şekiller için çalışacak bir şekilde bunu yaparım diyor aşağı yukarı. Yalnız şeye dikkat edin. Bulduğumuz line detektörü herhangi bir açıdaki line'ı bulabiliyordu. Circle için zaten açının çok önemi yok. Circle circle'dır. Bu birazcık ne diyeyim, açıya şey olacak, sensitive olacak. Açıları değiştiremeyeceksiniz. Bir de büyüklük küçüklükte de bir problem çıkacak bunda. Tamam. Diyor ki bu algoritma, şöyle yapabilirim ben diyor. Şeklin üzerinde tamam mı? Bir tane referans noktası seçeceğim. Şeklin üzerinde bir tane referans noktası seçeceğim. İşte orası şurası olsun. Tezahürü seçiyor bunun. Ortalarda bir yerde seçtim. Pick a reference point on the pattern object. Objenin üzerinde seçtim bunu. Ondan sonra compute the angles theta i along the object. Theta i şu. Theta i şu. Bu noktayı, tamam mı? Bu noktayı görüntünün üzerindeki, şeklin üzerindeki, şeklin üzerindeki herhangi bir noktayı, bu merkezi noktaya bağlayan şeyi alın, doğruyu alın, tamam mı? O doğrunun üzerindeki, o doğrunun üzerindeki, bir defa o doğrunun uzunluğu benim için önemli, tamam mı? Şu doğrunun uzunluğu benim için önemli. Ona R diyeceğiz. Bununla bu. Tamam mı? O R benim için. Yani ben o seçtiğim merkez noktasına ne kadar uzaktayım? O benim için önemli. O bir. İkincisi, bu doğrunun X ile yaptığı olan açı. O da ikincisi. Tamam mı? O da ikincisi. Aynı zamanda benim için şey de önemli. Şu açı. Tamam, bu kırmızı doğrunun, yani teğet geçen, o noktada teğet geçen doğrunun açısı benim için önemli. O açıyı ben belki ona dik olan şu şeyle gösterebilirim, tetayla. Onunla gösterebilirim. Şu kırmızıyı bizim bildiğimiz bir şeyle eşleştirin. Kırmızı hocam şeye denk gelmiyor mu falan filan diyeyim bana. Bunu bir görüntü gibi düşünün bu şekli. Görüntünün üzerinde şuna, şu değil mi? Şu ne açısı şu? Ya da şu ne açısı? Ne bu? Açısı efendim? Neyi gösterdiğinizi görmedim.
Şu işte. Şunu şu bir daha çiziyorum. Bu. Bu ne açısı görüyor musun? Ne açısı bu? Görünüş şeklini düşünün bunu. Şuradaki edge noktasının yönü değil mi? Edge noktasının yönü. Tamam mı? Edge noktasının yönü. Yani sana bir görüntü verildi de adam sana görüntüyü verdi değil mi? Bu görüntü görmüş olduğun şekli ben bir daha bulmak istiyorum dediğin zaman, bir daha bulmak istediğin dediğin zaman tutuyorsun diyorsun ki ya bu noktayken ben bu noktadayken tamam mı? Bunun gradientini aldım image gradientinin o noktadaki o edge noktasındaki açısının ne olduğunu biliyorum. O benim teta açım. Tamam, o benim teta açım. Aynı zamanda ben bu noktayı şeklin kafama göre seçtiğim merkezine olan uzaklığını da hesaplayabilirim. Ve bu doğrunun x ekseniyle yaptığı açıyı da hesaplayabilirim. Tamam. Bu benim phi açım. Phi açısı. Bu da RI uzaklığı. Yani şuradaki her bir teta açısına denk bir RI uzaklığı ve phi açısı var. Algoritma bu diyor. Compute the angles theta i along the object. Bu theta i'lar objenin üzerindeki her birinin edge'lerinin denk geldiği açılar. Her bir theta i için, her bir theta i için o theta i'nin üzerinde bulunduğu edge'in şeklin merkezinde olan uzaklığı artı o uzaklığa en yakın uzaklığı gösteren doğrunun açısı. İkisini beraber bir kenarda bekleteceğim. Şu yapacağım şey. Öyleyse şöyle bir tane tablo. Şöyle bir tane tablo. İçerisinde bunun ne var? R var ve başka ne var? Bir de phi var. Phi var. RI, phi. Ve her seferinde bunun için teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Tüm tetalar için. Yani olabilecek tüm edge angle'lar için. Bu da diyor ki işte bu teta 1 açısı 10 piksel uzaklıkta 20 açıyla yaptım. 12 piksel uzaklıkta 21 açı. 17 piksel uzaklıkta 28 açısı. Bunları hepsini teker teker yapıyorum. Anladınız mı ne yapmaya çalıştığımı? Şurada bir nokta geldiği zaman ben bunun hemen edge açısını hesaplayabilirim. Edge açısını hesapladım teta. Buradan ise denk geliyor bu. Diyelim ki teta 16'ya denk geldi. Teta 16. Teta 16 merkezden 20 piksel uzaklıkta ve 90 dereceyle 20 piksel uzaklıktaysa öyleyse ben 20 pikseli 90 derece yukarı götürüp ha diyorum. Bak bu adamın merkezi demek ki burasıymış diyorum. Ama öyle olmayacak bu durumda. Tabii şunu şu açıyla şu kadar uzaklıkta olması lazım. Yani her bir nokta, görüntünün üzerindeki her bir nokta kendi gradient açısına göre şeklin merkezine bir tane oy verecek. Şeklin merkezine bir tane oy verecek. Buna generalized half transform deniyor ve generalized half transform, işte dediğim gibi closed form halinde tanımlanmamış objeler için tanımlanmış güzel bir tane yöntem. Arbitrary shaped objeler. Arbitrary shaped derken sadece elimizde closed form yok. Analitik olarak tanımlanmış bir şekil değil. Closed form yok. Yani o kadar da arbitrary değil. Daha arbitrary olan şekillere de geleceğiz biraz sonra. Tamam. Ve in the search image bu eğitim anında bunları aldım. Search image'de de for each edge point x, y with gradient angle theta, the possible locations for the reference point are given by this. Anladınız mı burada? R tamam. Şu ne demek? Herhangi bir x, y noktası için herhangi bir x, y noktası için x ve y'si belli ya bunun. Bundan tamam mı? Teta yönünde r kadar uzakta bir tane noktaya oy ver. Buna teta kadar r kadar uzakta teta yönünde oy ver. Bundan oy ver. Tamam mı? Tabii eğer bu şeklin üzerindeyse bunlar, şeklin üzerinde değilse bu edge pointleri ona da oy veriyor. Herkes oy veriyor. Ama saçma sapan yerlere oy veriyor. Tamam. Şimdi bunu gördüğünüz gibi şey yok fazla.
Şeklini mesela büyüdü, küçüldü. Tamam mı? Böyle eğittim ben şeklimi ama runtime'da şekil büyüdü. Daha büyüğü geldi ya da daha küçüğü geldi. O zaman çalışmayacak bu. Niye? Çünkü ben bu büyüklükteki bir şekil için öğrendim bu R'nin şeyini, değil mi? Bu büyüklükteki şekil için öğrendim. Nasıl değiştirirsiniz bu algoritmayı? Burada fark ettiniz değil mi? Her bir edge bir tane oy veriyor merkeze. Bir tane oy veriyor. Doğru şeklinde falan filan vermiyor. Ama ben diyorum ki eğittiğim şekille görüntü üzerinde gördüğüm şekillerin büyüklükleri değişebilir. Bazen büyük daha, bazen daha küçük olabilir. %50 oranında büyük küçülebilirler bunlar. İki katı büyük küçülebilirler bunlar. Nasıl değiştirirsiniz bu algoritmayı? Bir daha söyle. Ne demek istiyorsun? Açıkla birazcık. Yani şimdi bir tane edge'deyim. Bunlar R kadar uzakta referans pointer olabilir diyorum. Evet. R kadar uzakta olabilir. Eğer böyle dersen her iki R'ye... R ile 2 R arasındaki tüm noktalara oy vermen lazım ama değil mi? Yani. Evet. Dolayısıyla şu bir tane R almayacaksın da burada. Tamam mı? Bunu R bölü 2 ile 2 çarpı R arasındaki tüm noktalar için yapman lazım. Orada bir tane line yapar dolayısıyla. Bir tane line yapar. Yani ne olacak burada? Şu noktadan R'ye kadar uzakta olan burası. R bölü 2 arasında olan uzaklar burası. 2 R'de burası. Dolayısıyla şu x'in arasında oy verdim. Böyle. Bu da aynı şekilde oy verdi. Tamam mı? Bu şekilde oy verirseniz yarısına kadar küçülmüş, iki katına kadar büyümüş tüm objeleri bu şekilde bulabilirsiniz. Şey ama hala problem. Rotation hala problem. Niye rotation problem? Çünkü şekli çevirdiğinde, 90 derece çevirdiği zaman neydi buradaki? Şu teta'ya göre indeksledim her şeyi. O zaman ne yapmam lazım? Aynısını burada teta için de yapmam lazım. Normal olması gereken açı ne? 30 derece ya. Bu sefer 15 ile 45 arasına, eğer en fazla 15 derece çevirebileceğini düşünüyorsan, 15 ile 45 arasına oy vermem lazım. Hem R için hem teta için bu türlü şeyler yapmam lazım. Taramalar yapmam lazım. Bu taramayı yaparsanız generalized half transform'u hem büyüklük değişikliklerine karşı robust hale geliyor hem de rotation'a karşı robust hale geliyor ama çok fazla oy vermem lazım. Arama uzayım karmaşıklaşıyor. Çok fazla noise eklemiş oluyorum işin içerisine. İşte birazcık karışmaya başlıyor. Generalized half transform da bu şekilde. Dediğim gibi arbitrary shape, arbitrary shape derken cross form olmayan shape'ler için tasarlanmış bir yöntem. Güzel. Soru sorular. Vah dediğim konuda soru sorun biraz. Yoklamam nerede benim? Soru sormazsanız yoklamadan seçeceğim bir kişinin ismini. Cengiz senin ismin yok. Toplamada niye yok ya? Ha? Senin ismin yoklamada niye yok? Niye altına yazıyorsun? Sen kaydedin misin ders? Biliyor, ya, var mı senin Apollon'da bu ders? Tamam, şimdi soru sorabilirsin. Ben sana sorayım mı? Generalized half transform kullanarak circle detection yapabilir miyiz? Efendim? Circle detection yapacağım generalized half transform kullanarak. Circle'dan. Peki generalized half transform kullanarak line detection yapabilir miyim? İlk önce cevabını söyle. Evet mi hayır mı? Nasıl oluyor? Line detection yapar mıyım yapamaz mıyım? Line detection yapar mıyım? Yapar mıyız yapamaz mıyız?
Cevap yapamayız. Niye yapamayız? Ha? Konveks değil. Konveks değil. Şekil yani içinde yani bir line için merkezi noktayı nasıl seçeceksiniz ki? Şu L'yi nasıl seçtik burada? Kafama göre bir şekilde seçtim. Yani L'yi ben şurada seçseydim de yine çalışacaktı bu. Tamam mı? Burada seçseydim de çalışacaktı. Problem yok. Şeklin içerisinde olsun yeter. Line'da öyle bir yer yok. Yani merkezi bir referans noktası seçmek falan filan line'da mümkün değil. Bu arada niye konveks olmasını istedim ben bunun? Konveks olmasını istedim çünkü her bir teta açısı bu şekil için unik değil mi? Eşi yok. Yani hocam bu tetadan iki tane var mı diyemezsiniz bu şeklin üzerinde. Niye? Şunun tetası 0 dereceyken şuradaki şu teta, şuradaki şu teta sanki açılar aynıymış gibi değil mi? İkisi de yatay. Birisi aşağı doğru bakıyor, birisi yukarı doğru bakıyor. Birisi 0 derece, birisi 180 derece, tamam mı? Şu teta 90 iken şu 270. Birbirinden farklı. Yani şeklin üzerinde aynı tetadan iki tane yok. O nedenle konvekslik lazım bana. Şurada neredeydi konveks? Nereyi çizdim ben konveksiye biraz önce? Sildim mi tekrar? Gitmiş. Nereye koydum ben onu ya? Tamam bir daha çizeyim. Bende konveks yok. Bu. Bir tane konveks şekil. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyin doğrunun açısı diğeriyle aynı değil. Bununla bu paralelmiş gibi ama değil. Hayır. Bunun açısı bu tarafa doğru. Bununkisi bu tarafa doğru. Aralarında 180 derece var. Tamam mı? Ama şeklim şöyleyse, tamam mı? Şeklim böyleyse gördüğünüz gibi bununla bunun açısı aynı. Tetalar aynı. Burada çalışmayacağım. Hafif konkavlıklar varsa çalışabilir ama bunun gibi karmaşık konkavlıklar varsa generalize half transformda bu çalışmaz. Circle detection için güzel çalışır. Olabilir. Hem de işin içerisinde şey de var. R'yi de buluyor otomatik. O da var. Onun için çalışır. Elips için de çalışabilir. Rotation falan filan işin içerisine koyarsanız tabii ki. Ama line için çalışmayacaktır. Konkav şekiller için çalışmayacaktır. Generalize half transform. Kesikli olursa da çalışır mı? Kesikli olursa da güzel çalışır. Niye? Çünkü runtime'da şuradan oyalamayacaksın sadece. Hala merkez güzel oyalıyor ama şuralardan oyalamıyor. Kafasını kestim mesela bunun. Bir şeyin arkasında kaldı. Oralardan oyalamayacak. Half transform'un hepsinde öyle. Noise'e karşı dayanıklılar, okluğuna karşı dayanıklılar. Çalışıyorlar ve merkezinin noise eklediğin zaman ya da bir tarafını kestiğin zaman merkezinin yeri değişmiyor. Aynı yerde kalıyor ama zayıflaşıyor sadece. Tamam. Generalize half transform'a tamam bu. Ben video diye bunu mu hatırlıyorum acaba ya? Bunun videosu da vardı ama. Adam şu küplerin merkezlerini, küplerin nasıl olduğunu generalize half transform'la yapmıştı, bulmuştu ve bunun videosu vardı. Videoyla gördünüz mü? Şu uzayda en fazla oyalan yer neresi? Onu buluyor teker teker ve işaretliyor. Tabi bunu yaparken küpün şekli birazcık karışık. Çok fazla sayıda parametresi var. O merkezi bulduğu anda 53-4 tane parametre geçiyor. Hem büyüklüğü hem de açısı falan filan geçiyor. Küpün açısı geçiyor. Ona göre küpü çizip oraya koyabiliyor. Güzel. Half transform ile ilgili problemler. Parametreleri arttırdıkça exponential time and memory increase oluyor. Parametre space'i nasıl sample edeceğim hala vardı ya. Kaç tane row, kaç tane theta kullanacağım falan onlar problem. Similar shapes might produce peaks in the half space. Yani birden şekillerin mesela aynı anda hem dikdörtgen bulmak istiyorum hem doğru bulmak istiyorum. Dikdörtgen bir oy veriyor dünyaya ama doğrular da oy veriyor. O iyi bir şey değil. Generalize half transform'un orientation ve scale dependent olduğunu, bunu önlemek için ne yapmamız gerektiğini biraz önce zaten söyledik. Bunlar half transform ile ilgili problemler. Ama hala half transform'u şeyi beceremiyor. Ben sana bir tane şekil vereceğim. Ben sana bir tane görüntü vereceğim. Bu görüntünün içerisindeki objeyi bana çiz bakalım. Dediğin zaman onun hakkında half transform bir şey söyleyemiyor. Geçen ders anlatmıştım bu yani. Ben sana bunu verdim. Bunu bunun üzerine ben silmişim, yazmışım. Silinmiyor.
Daha önce nerede göstermiştim ben bunu ya? Bir yerde daha vardı demiştim. Neredeydi arkadaşlar o? En başta mıydı? 33'ten 11. Şuradaydı işte bu. Tamam bakın burada. Adam bana bunu verdiği zaman ya ben bunu nasıl yapmışım? Ha yok pardon. Yanlış kullanma. 33. Güzel. Tamam. Böyle bir şekil verdiği zaman bana, tamam mı? Bu bir şey, buradaki şekli bana çizdiğince insanların çoğu gidiyor burada güzel bir şekilde. Şurada bir şey görüyorum diyor, burada bir yapı var. Bir de şöyle bir yapı var, bunu da görüyorum diyor. Bunları söyleyebiliyor. Half transform'u generalize olsun olmasın, böyle bir şeyi bulması mümkün değil. Şekil vermen lazım değil mi adama? Konveks, konkav falan filan her neyse. Şekil vermen lazım. Buradaki şekil neydi? Burada aklımdaki tek şey ne? Yeryüzünde gördüğüm resimler, görüntüler, tamam mı? Şekilleri belliyse belli değilse ben kafamdan şöyle bir şey yapıyorum. Şekilse her kapalıdır değil mi? Kapalı bir şekildir. Şu bir kapalı şekil. Kapalı şekil. Kapalı şekil. Ve hepsinde dikkat edin. Şöyle nadir noktada hariç düzgün yapıyorum. Smooth. Tamam mı? Smooth ve continuous. Kafamda iki tane şey var. Öyle bir şey bulayım ki ben, yöntem bulayım ki görüntüler üzerindeki smooth hem düzgün, tamam mı? Hem düzgün hem de devamlı. Continuous şeyleri, kontrolları bulabilsin. Onlara deformable kontrollar diyorlar. Deformable kontrollar diyorlar. Ve deformable kontrollar yalnız half transform gibi bir şeklin herhangi bir yerinde şunu bul yerine İşte güzel 2D. Kalmamış ya, ben bunu hep gösterdim, onları götürmüşler hepsini. Şu. Tamam. Gördüğünüz gibi buradaki görebiliyor musunuz? Birazcık şöyle yapsam daha iyi görürsünüz. Bir deformable counter bir initial pozisyondan başlıyor. En başlangıcı yeri geçti. Buradan başladı. O yaprağın şeylerini buluncaya kadar edge noktalarını smooth ve continuous bir şekilde kendisi deformable ya deform ediyor kendisini. Buna yılan diyorlar. Yılan gibi de hareket ettiğini düşünenler var. Tamam, yılan diyorlar buna. Kendisinin rahat olabileceği bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Kendisinin bir enerjisi var. Enerjisini de en aza indirmeye çalışıyor. Biz o enerjiyi tanımlayarak diyeceğiz ki bu enerjinin minimum olduğu yerde bu kontur kendisini en rahat hissediyor. Kendisini en rahat hissediyor. Orayı bulmasını sağlayalım diyeceğiz. Onun için bu slide mi bunlar? Niye ben video istiyorum, bu adam bana slide getiriyor ya. En iyisi YouTube'a gidip başka deformable kontrollar yapalım. Şurada search, tamam. Snakes deformable. Hocam bu initial şekle nasıl karar verdi? Yani bir dikdörtgen gibi başladı. Ama yuvarlak gibi de başladı. Deformable bir dakika. Contours. Evet, deformable contour'un en önemli eksikliğinden bir tanesi. Eksiklik demeyelim. Sınır kısıtlarından bir tanesi. Maalesef o. I'm going to show that gradient vector field
the contour to that border. I'm just being kind of rough here. Bunun ne yapıyor? Al sana inişe çekeyim. So you'll see now it computed the gradient vector field and now it is İlk şekli kendi elinle verebilirsin aşağı yukarı. Gerisini sen bul diyebilirsin diye yöntemlerden bir tanesi o. Aşağı yukarı. Ya da bazen mesela bu. Sequence of ultrasound images of a bu şey IVUS imajı bu. Şeyin içerisinde damarın içerisinde ultrasonu sokuyorlar. Ultrasonun etrafındaki damara bakıyor. Böylelikle şeyin kalınlığını hesaplamaya çalışacak. Nedir? Damarın kalınlığını hesaplamaya çalışacak. Ne yaptı? Initialize a curve that was well inside the artery and one that was well outside the artery. İki tane şey daire şeklinde kontrol bırakıyor. Onlar birbirlerine doğru gitmeye çalışıyorlar. That was the boundary of the artery wall that we found. And finally, a more advanced method is sonucu buluyor orada. Yani kısıtlı uygulamalar herhangi bir yerde bana bir şekil bul değil. Tamam mı? Tıbbi uygulamalarda genellikle zaten biliyorsun orada ne var mesela bu bir kalp içindeymiş. Kalbin şekli aşağı yukarı belli tamam mı? Burada şu sarının niye olduğunu merak ettiyseniz eğer ben deformable kontrolümü bu sarıdan başlatıyorum daire. Genişletiyorum büyük bakalım. O büyüyor. İlk önce şunu buluyor. Sonra büyüyor. Şurada geliyor. Diyor ki buradan daha rahatını ben bulamıyorum diyor. Böyle olacağım diyor. Kırmızıda bekliyor. İleri doğru gidemiyor. Bak. Niye burası diyor? Çünkü benim bulunduğum yer diyor hem smooth'um ben. Daire kadar smooth'um, düzgünüm. Aynı zamanda bulunduğum yer yüksek gradiyentli bir yer. Yani dış tarafım parlak, iç tarafım koyu. Tamam ikisini yani bir geometriyle görüntü bilgisini dengeleştirip diyecek ki benim iç tarafım olduğu gibi koyu renklerle dolu, dış tarafım da açık renklerle dolu ve ben de smooth'um. Ben burada memnunum. Ben buradan bir yere ayrılmıyorum. Deform oluyor. Mutlu olacağı yer, mutlu olduğu yeri buluncaya kadar deform oluyor. Buradan cismin yerine bilmemiz gerekiyor değil mi? Başladığınız yere göre. Başladığın sarıyı doğru yere koyman lazım. Evet. Yani sarıyı getirip şuraya koyarsan eğer o gelip şuralara falan filan. Onu yapanlar da var. Becerenler de var. Öyle çok fazla girmek istemiyorum devlet metotları. Biz sadece bu kadarına bakacağız şimdi. Bizim için. Onun hakkında bir şeyler söyleyelim. Ben. Tamam şimdi isterseniz bir 10 dakika ara verelim. Tehlikeli meslek sahipleri için bakanlıktan aralığında belge almam lazım. Niye bizim işimiz tehlikeli ki? Hoca hoca dövüyorlar o yüzden. Yani bakanlık bile şey satmaya çalışıyor telefonlarda.
Seninki çalışıyor mu? Ne çalışıyor? Sen onları yaptın da yeter. Sen benim... İlk semestan sana bir kendi korkusunu bir sandalyesini yapıyoruz. Orada bir yer. Anlatabiliyor musun?
Sahnede kaç tane çekti o? Şeye göre, körlüğü mesela sen sabit var işte. Benim perde sordum. Bu zaten. Üç mü? Üç mü? Üç mü? Ortalaması mı? Tamam, işte ama üçü perde sayıdan doğru. Bazen beş olabiliyor, yedi olabiliyor. Üç ve beş de böyle sahnede dört tane falan. Ama yedi de falan düzeliyor. Yedi de falan daha fazla mı? Tamam, yedi mi? Körünün yarısı kadar atıyor. Bir de istemeden 4 tane atıyor. 3 tane atıyor. Tamam, düşündünüz mü nasıl oluyor bu iş? Nasıl yapacağız? Demo'yu ne yapacağız? Demo'yu yaparız. Demo'na birisi yok. Bugün yapacağız. Demo'nuzu hep beraber yapacağım. Aldım ödevinizi değil mi? Dönem sonunda 4 ödevi birden yapacağım demo. Lafı değiştirmeyin. Nasıl yapacağız bunu? Smooth olacak, continuous olacak. Biraz önce nasıl çalıştığını da gösterdim. Yavaş yavaş gidiyor adam oradan oraya doğru. Bir yerden başlıyor. Gidiyor. Bir kontürün smooth olduğunu nasıl ölçersiniz? Kontür ne demek bir defa kontür? Matematiksel olarak tanımlayayım bana. Kontür ne demek? Hocam daire olsaydı biliyordum, elips olsaydı biliyordum. İşte doğruyu zaten biliyorum. Onların formülleri var ama kontürün formülü nasıl bir şeydir ki falan. Şöyle bir şey düşünün. Eğer bu bir kontursa, ben bilgisayarcıyım. Bilgisayar dünyada D'anla diye bir şey yok ki. Üzerinde noktalar vardır değil mi? He? Bir kontur n tane x, i, y, i noktasından oluşsa, değil mi? En tane var bu noktalardan. Şurası x 5, y 5, şurası x 6, y 6, burası x 4, y 4 noktası değil mi? Bunları ben birbirine bağladığım zaman şu şekilde. Bunları ben birbirine bağladığım zaman şu şekilde. Burası, burası, burası. Smooth olan kontürlerde şu açının nasıl gelmesi lazım? 180 gibi bir şey gelmesi lazım değil mi? Yani ne kadar 180'e denk gelirse, benzerse o kadar smooth'tur. Şuraya bakarsan bakın en smooth olmadığı yer neresi bunun? Şu köşeyi döndüğü yerler değil mi? Şu nokta, bu nokta ve bu nokta. Gördüğünüz gibi burası 180'den uzaklaşmış.
Şöyle bir tane şekil düşünün. Şöyle bir tane kontür düşünün. Sumutluk falan filan yok değil mi üzerinde? Parmağı çok. Böyle bir şey olmasını istemiyorum ben. Dolayısıyla diyeceğim ki kontür denen şey esasında içerisinde en tane noktanın olduğu ve noktada birbirine bağlayan doğruların olabildiği kadar 180 derece açıyla birbirine bağlandığı kontürdür diyeceğim. Sumut o. Değil mi? Bu otomatik olarak continuous zaten devam ediyor. İyi güzel de böyle bir kontürü ben görüntünün üzerinde istediğim yerde durmasını nasıl sağlayacağım? Diyeceğim ki kontürün iyisi, tamam mı? Kontürün iyisi daire gibi olur ve şu daireye bakın. Güzel değil mi? Dairenin her bir şeyi şöyle yaptığın zaman şunların her biri nokta olsun, şuralar noktalar olsun. Noktalar olsun şunlar. Enter nokta vardı ya. Hepsinin aradaki açılar güzel güzel açılar hepsi daire gibi. İyi de bu daire bulunduğu yeri sevmiyor. Kendisi smooth ama alt tarafındaki yerler iyi değil. Nasıl bir yerde durmasını istersiniz bu dairenin ya da kontürün? Alt taraftaki imajın bulunduğu yerdeki noktaların ne gibi bir nokta olmasını isterim ben? Değişim noktası. Ne demek yani? Türevlerinin yüksek olmasını beklerim değil mi? Gradientlerinin yüksek olmasını beklerim. Yani o noktadaki imaj gradientinin magnitude'unun olabildiği kadar büyük olmasını isterim. Olabildiği kadar büyük olmasını isterim. Yine aynı şey. Görüntünün türevini alacağım. Türevinin magnitude'unu bulacağım. Diyeceğim ki öyle bir nokta olmalı ki bu, öyle bir kontur olmalı ki bu, geçtiği yerlerde image gradient yüksek olmalı. Aynı zamanda noktaları birbirine bağlayan doğruların birbirlerine göre yaptıkları açılarda olabildiği kadar yükseksene yakın olmalı gibi bir şey söyleyeceğim. Şeyim bu. Nasıl bulacağım böyle bir tane yapıyı? Arama uzayına bakarsan arama uzayı çok büyük. Yapamayız. Öyleyse başlangıç noktasına bakacağım. Diyeceğim ki bak sen buradasın, sen bir yılansın değil mi? Sen bir tane, buna yılan da deniyor, sinek de deniyor. Sen bir kontrolsün değil mi? Sen burayı ne kadar sevdin? İşte şu kadar sevdin diyecek o bana. Niye? Çünkü çok smooth'a benzemiyorum. Daha da smooth olabilirdim. Smoothness derecem şu kadar. Artı bir de bulunduğum yerdeki türevler çok yüksek değil. Belki daha yüksek olabilir. Öyleyse seni birazcık daha büyütüyorum ben. Şimdi nasıl sevdin burayı? Birazcık daha iyi. Birazcık daha büyütüyorum. Hani içeriden büyütmeye çalışıyorsun. Nereye kadar büyütüyorsun? Çarptığı yerlerde bu şey mutlu oluncaya kadar. Hatırladınız mı? Bir tane dikdörtgenden başlamıştı. Dışarı doğru büyüyordu. Gidip bir yerlerde çarpınca da duruyordu ama bazı yerlerde. Çünkü orayı seviyor. Hem smooth hem de bulduğu yerdeki gradient'i seviyor. Böylelikle en son bulduğumuz şu kırmızı şeklin başlangıcındaki şekilde çok fazla alakası kalmıyor. Tamam mı? Sadece ikisinde kapalı olması belki alakası olabilir. Başlangıcındaki şekilde çok fazla alakası kalmıyor. Bir. İkincisi şeklin konkav, konveks falan filan olmasına çok fazla bakmıyorum ben. Herhangi bir şey olabilir. Görüldüğü üzere konkavlık, konveksle alakalı falan filan değil. Herhangi bir şey olabilir. İkincisi de bu. Üçüncüsü de yalnız başlangıç yerini seçmem lazım. Bir yerden kıvranarak yukarı doğru falan filan gidecek. Bunlara deformable contour deniyor. Comfortable position for a snake. Deformable contour. A smooth and continuous snake shape. Smooth ve continuous olacak şeyin şekli. Yılanın şekli. Ve snake position is close to high gradient areas. Bu ikisini sağladığımız zaman deformable contour denen şeyin temel görevlerini yerine getirmiş olacağız. Tamam mı? Bunun için işte enerji function, functional gibi şeyler falan filan söylemiş. Ne olduğunu çok da bir önemi yok. Esasında ben doğrudan bunu söyleyeyim size. Yılanın içerisinde n tane nokta var değil mi? N tane nokta. P1'den PN'ye kadar. Her bir nokta için 3 tane şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki her bir nokta continuous olmalı. Her bir nokta smooth olmalı ve her bir noktanın üzerinde bulduğu görüntünün image gradient'ı yüksek olmalı. Her bir nokta için bu 3 ölçümü yapıp bunları n nokta için toplarsam ben, tamam mı? Bunları n tane nokta için toplarsam o yılanın ne kadar smooth, ne kadar continuous ve ne kadar bulunduğu high gradient area'yı sevdiğini söylemiş olacağım. Dolayısıyla şu continuity için bir tane formül yazacağım. Birazcık kırmızı yapayım bunu. Bunun için bir formül, şunun için bir formül, şunun için bir tane formül yazacağım. Tamam mı?
Yaklaşık olarak herhalde siz bunların ne olduğunu tahmin edersiniz. Bu arada şu alfa i, beta i ve gamma i var ya, o da onların ağırlıkları. Eğer sen deformable kontürün, tamam mı, curvature'a, smoothness'a önem vermesi istemiyorsan bunu sıfır yap. Ya da bulunduğu yerdeki image görüntülerine, image şeyine, değerlerine değer vermesini istemiyorsan bunu da sıfır yapabilirsin. Onlar ağırlıklar ama genelde onların hep 0.5 falan tutarız biz. Şey yapmayız, fazla oynamayız onlarla. 0.5 falan gibi değerler tutarız. Hocam bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu az önce bir fotoğraf var ya, sarı dairenin oldu. Ve o sarı daire başladığı şekilde aslında içeride bir yeri kaybetmiş. İçeride bir şey var. Evet. Alması gereken bir şekil var ama sarı daire daha büyük olduğu için şeklin bir tarafını kaybetmiş. Sarı daire yılanımızın inişil pozisyonu ve eğer dediğim gibi bu bir MR görüntüsüyse ve bir tane kalp MR'ı çektiysem ben, tamam mı? Kalp MR'ının aşağı yukarı nerede olduğu belli. Merkezin nerede olduğunu çat diye buluyorsun, tamam mı? Bulduktan sonra sarı şekli çat diye oraya koyuyorsun. Diyor ki buradan başla deformable contour. Yılan buradan başla ve şey oluncaya kadar, sonlanıncaya kadar deform olmaya devam ediyorsun. Algoritma bu şekilde çalışacak. Şey değil yani, bu çok, bu görüntüde ne olduğunu bilmiyorum ama bana smooth ve continuous bir şey bul demiyorum genelde. Aşağı yukarı ne var biliyorum, tamam mı? Bunun etrafını bul diyorum bana. Ve dediğim gibi yani bu şu siyah yerin görüntünün içerisinde nerede olduğunu ufak bir algoritmayla zaten ben bulabilirim. Siyah yerin merkezinde nerede olduğunu biliyorum ama siyah yerin şeklini bilmiyorum. Bu arada ben şu kırmızı konturu niye çizmeye çalışıyorum burada? Bir kalbin iç tarafını bulmayı niye istersiniz? Bu kalbin iç tarafı bu. Kalbin içindeki alan. Niye istersiniz bunu? Efendim? Hemen hemen benziyor. Kalp saniyede, dakikada işte 50 ile 90, 100, 150 arasında falan filan bir şekilde atıyor. Doğru zamanda çekerseniz bu görüntüyü, ultrasonda özellikle bunu yapabiliyorsunuz çünkü ultrason saniyede 30 defa şey verebiliyor görüntü. Kalbin en küçük olduğu durumla, tamam mı, en büyük olduğu durum arasındaki şu kontürlerin büyüklük farkı size ne verecek? Ne verir? Kalbin ne kadar kan pompaladığını verir, değil mi? Kalbin ne kadar kan pompaladığı, ejection fraction deniyor buna. Bu karakteri buraya niye yazdım bilmiyorum ben ama E yazacaktım. Ejection fraction. Tamam mı? Kalbin ne kadar ejection yaptığının verilmesi çok önemli çünkü kalp ne kadar her bir atışta kan pompalayabiliyorsa o kadar sağlıklı olduğunu gösterir. Ya da en azından öyle demeyeyim de, sağlıklı bir insanın kalbinin her bir atışta ne kadar kan pompaladığı biliniyor. Ondan ne kadar uzaklaşırsa kalp, o kadar normal olmayan bir durum vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela kalp krizi geçirenlerde, kalp krizi geçirmek demek ne demek? Kalp krizi ne demek? Ne demek? Niye yer veriyor? Kalbe, şimdi kalp kas değil mi? Kalbe giden o kası besleyen damarlardan birisi tıkanıyor. Tamam mı? O damarlardan birisi tıkanıyor. Kalbe çok büyük kalp, kendi kendine kalp kan pompalıyor. Eğer o damar tıkanırsa kalp şey yapamıyor. O atmayı sağlayacak enerjiyi bulamıyor. Enerjiyi bulamayınca işte ağrı yapıyor, patlayamıyor, olamıyor. Belli bir süre eğer bu şekilde kalırsa beyne kan gitmiyor ve insan ölmeye başlıyor. Ve ama kalp bunu yaparken de birkaç tane damar var sağdan soldan gelen, sadece bir yerden gelmiyor. Diğer taraf işi şey yapmaya çalışıyor. Daha fazla bastırarak kalbi kan pompalamaya falan çalışıyor. Öyle olunca yırtılmalar falan olamaz. Genç insanda kalp krizi geçirdiği zaman kalbin diğer tarafı yırtılıyor falan, patlıyor. Kendi kendini yırttığı falan filan oluyor. Ya da kalp krizi sonunda kalbin bir duvarı ölüyor baya baya. Şeyin nedir? Kasadan bir kısmı ölüyor. Artık orası kalp şeyi pompalayamıyor. Kan pompalayamıyor. Onların ölçülmesi lazım. Ne tarafı ölmüş? Ne kadar ejection fraction kalmış? Bu adam yürüyebilir mi? Koşabilir mi? Ne kadar yapabiliriz? Onları bu gibi şeylerle ölçüyorlar. Yani bu
keyfine yapılmış bir işlem değil. Bunu oraya koyuyor adam ve ejection fraction'ı hesaplamak için bu türlü ölçümlerin yapılması lazım. Orada çok kullanıyor. Diğer adam ne yapıyordu? Orada yaprak şey yapıyor değil mi? Yaprağı bulmaya çalışıyordu. Yaprakları niye buluyor? Çünkü yaprağı arka tarafta ayıracak ki yaprakla ilgili öz nitelikleri falan filan çıkarıp orası sınıflandıracak belki. Büyüklüğünü ölçecek. Bunu yapacak, bunu yapacak. Burada çok kullanılıyordu onlar. Ve dikkat edin, kalp gibi, yaprak gibi şeylerin şekilleri yok. Yani belki para dediğiniz zaman daire olacak tabii ki. Daireden ne kadar uzaklaşırsa o kadar kötü dersiniz ama bunların parametreleri yok. Her insanın kalbinin şekli birbirinden farklı. Yapraklar birbirinden farklı. Onların büyüklüğü hesaplamak o kadar kolay olmuyor. Tamam. Deformable contour deniyor buna. Ve temelinde işim bu var. 3 tane terim var. Continuity, curvature and smoothness. Continuity, curvature and image term. Tamam. Birer birer şeylere bakalım mı formüllerine? Bu continuity. PI 2 boyutlu bir nokta. PI eksi 1'de ondan önce gelen nokta. Şu PI olsa şu PI bu da PI eksi 1. Tamam mı? Ne diyor bu? 2 nokta olabildiği kadar arasındaki uzaklık az olmalı diyor değil mi? Eğer ben bunu küçük yapacaksam. Biz şunu az yapmaya çalışıyoruz. Bu yılanın enerjisi. Bunu olabildiği kadar düşük yapmaya çalışıyorum ben. Eğer continuity terimini olabildiği kadar küçük yaparsam ben ne olur? Tüm noktalar aynı noktaya gelir birleşir. Hepsi sıfır olurlar. Dolayısıyla yılanı serbest bıraktığın zaman sadece continuity terimi varsa yani bu birse, bu sıfırsa, bu sıfırsa yılan giderek küçülüyor. Minicik hale gelmeye çalışıyor. Onu engellemek için bazıları şunu yapıyorlar. Anladınız mı ne yaptığını? Yılan küçülmesin ama ne diyor? Yılan küçülmesin ama ne olsun? Hadi nerede ya cevap? Seçim programını nasıl okudum orada biraz önce? Atıp duruyorlar sevgili. Adamın nerede doğduğuna yönelik kampanya yürütüyor adam burada ya İstanbul'da. Sevgili hemşerim diye bana Sivasların İstanbul'a sahip olma zamanı gelmiş de geçiyor. İstanbul'u fethediyor Sivas'ı. Geliyor mu size de? Siz İstanbul'da doğmaya var mı? İstanbul'da doğmuyor mu? Hemşerim diye adam. Hemşerim diye muhtar mesaj yollamış. Garip bir yer İstanbul civarı ya. Neyse kaynatmayın dersi söyleyin. 30 saniye ekleyeceğim dersi sonra. Ne demek bu? İki nokta arasındaki uzaklık D'ye kadar olmalı diyor. Yani çok fazla büyük küçülmesini istemiyor. Bu büyüklükte oluyor. Eğer hafif hafif büyümesini istiyorsan ne yaparsın? D'ye kontrolün içerisinde diyelim ki 100 tane eleman var. Kontrolün 100 tane elemanın arasındaki uzaklıkları topladın. 120 çıktı. Tamam mı? D'ye ortalama uzaklık 125 çıkacakmış gibi şekilde ayarlarsan kontrol hafif hafif büyür. Tamam mı? Şişirirsin. Balon gibi şişer. Eğer küçülmesini istiyorsan yavaş yavaş içeri doğru gelecek. Yavaş yavaş içeri doğru gelecek. Buna continuity terim deniyor. Noktalar olabildiği kadar birbirlerine yakın olmalı ya da olabildiği kadar aralarındaki mesafe eşit olmalı ve D kadar olmalı. Onu söylüyorsun. Bunu sağladığın zaman. Tam unutmayalım şeyi. Optimize etmeye çalıştığımız büyük eşitlik bu. Bu noktaların birbirine belli bir mesafede kalmasını istiyor. Tamam mı? Hepsini bunları en aza indireceğiz. Bu smooth kalmalarını isteyecek. Düzgün olacaklar diyecek. Bu da yüksek gradientli yerlere yaklaşık olacak diyecek. Tamam mı? Bu da ikincisi. Curvature. Smoothness. Anlayabilir misiniz bunun ne olduğunu? Bu iki tane nokta hakkında konuşuyordu. Bu üç nokta hakkında konuşmak zorunda. Niye? Çünkü curvature şu aradaki açıyı anlayabilmek için mecburen üç tane nokta konuşacağız. Şu açıyı. Nasıl ölçersiniz bunu?
P'den P'ye eksi 1 olan vektörle P'den P'ye artı 1 olan vektörün, tamam mı? Vektörün ne olmasını beklerim? Tamamen zıt yönde olmasını istiyorum ben. Olabildiği kadar zıt yönde olmasını isterim. Şu PI olsa, şu PI olsa şurası P, şurası PI noktası olsa, şu PI artı 1, şu da PI eksi 1 olsa, anladık mı? Ne demiştim ben? PI'den PI artı 1 olan vektör, PI'den PI eksi 1 olan vektör. Bunları topladığın zaman ikisi aynı tarafa doğru büyüyerek gidiyor değil mi? Ama bunlar ters tarafa doğru olsaydı burada olduğu gibi birbirlerini yiyeceklerdi. Olabildiği kadar. Ben ne istiyorum öyleyse dolayısıyla? Olabildiği kadar şunun gibi olsun. Şöyle. Bu PI, PI artı 1, PI eksi 1. Ters tarafa doğru bunları toplarsan ne olur? Sıfır olur. Dolayısıyla en smooth şey üçlü kontrol elemanı konfigürasyonu aynı doğru üzerinde olan şeylerdir, noktalardır. Şu en istemediğimiz durum şu durum. Niye? Olabilecek en kötü smoothness bakımından olabilecek en kötüsü bu. Geliyor tık diye bir yere gidip geri geliyor. Diken yapmış orada. Şu en güzeli, bu idare eder. Dairenin üzerinde bu türlü şeyler göreceğim. Evet. Ama şeyde bazı şeyler durumlarda bu keskinlikler de olacak. Bazen olacak, evet. Yani. Evet, evet. Ama neydi benim şeyim, neydi tanımım? Genel olarak smut ve kontinüs olması isterim ama yani şekillerin bağlı. Dikdörtgen denen şey çoğu yerde smut ve kontinüs ama bir de köşeleri de var değil mi adamın? Onunla ilgili en son algoritmaya geldiğimiz zaman onun hakkında konuşacağız. Şimdi bu bir optimizasyon problemi, tamam mı? Şunu en iyi yapmaya çalışıyoruz. Dikdörtgen üzerinde bu hiçbir zaman sıfır olmayacak zaten. Benim kontrollerim üzerinde bu hiçbir zaman sıfır olmayacak. Yani bunu mükemmel sıfır yapmayacağız istemiyor zaten öyle bir şey. Olabildiği kadar az olsun istiyorum. Yani köşelere geldiğim zaman oradan bir şey yiyeceğim, ceza yiyeceğim yani. Orada bu şey diyecek ki, şu diyecek ki tamam continuous'un noktalar arasındaki uzaklıklar aynı. Bu diyecek ki tamam image gradient'ların yüksek olduğu yerdesin. Bu diyecek ki ya, her yer güzel ama 4 tane köşe nokta var. Değil diyor beni. Oralarda şeylerim, değerlerim iyi çıkmıyor. Ama diğer yerlerde iyi çıkıyor diyecek. Evet. Şey yaptığın geldiği nokta güzel. Onun hakkında konuşacağız. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben onun formülünün tam olarak nasıl geldiğini anlamıyorum. Bunun mu? Şu işte PI'den tamam mı? Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. PI-1'den PI'yi çıkardım. Artı PI artı 1'den PI'yi çıkardım. Ne yaptı? PI eksi 1, eksi 2 PI artı PI artı 1 değil mi bu? Tamam ama karesini almış olmalı. O da onun uzunluğunun karesini alıyor. Negatiflikler falan filan gitsin diye. Bu en son bir vektör değil mi bu? Vektör. Vektörün uzunluğu demek o. Vektörün uzunluğu demek. Bu hoşuna gitmediyse şunu yapabilirsin. Şu bir doğru parçası, bu bir doğru parçası. O bir doğru parçasındaki açıyı bana buldu diyebilirsin şu açıyı. Tamam, bu açı olabildiği kadar 180'e yakın olmalı. Sıfır hiç istemediğimiz bir açı. Bu idare eder. Öyle bir şey. Tamam. Bu da deformable contour'un smoothness terimi. En sonuncusu da bu. P noktasının bulunduğu yerdeki image gradient olabildiği kadar yüksek olmalı. İyi de biz bunu minimize etmeye çalışıyorduk. Bu da ne yapmış gördüğünüz gibi. Image gradient'ın olabildiği kadar yüksek olmalı ama bu minimizasyon problemi ya, bir şeyleri düşürmeye çalışıyoruz yani olabildiği kadar küçük yapmaya çalışıyoruz. Negatifini almış. Image gradient ne kadar negatif olursa image gradient o kadar, yani şu rakam ne kadar büyük olursa o rakam o kadar küçük olur. We want our snake to pass through high gradient areas of the image where there are possible edges. Sorumlusu da bu. Bu kadar. Birisi noktalar arasında uzaklıkların aynı olmasını istiyor. Birisi noktaların smooth bir şekilde birbirine bağlanmasını istiyor. Bu da noktaların yüksek gradientli alanlardan geçmesini istiyor. Tamam. Bu da bizim
deformable kontrolün üçüncü şeyi, komponenti. Tamam. Bunlar bir araya geldi. Şimdi ben bu durumda bu formüle geldiğim zaman bir tane görüntüm var. Şöyle bir tane görüntü. Görüntünün içerisinde bilmiyorum maviyle çizeceğim. Şöyle bir alan var. Tamam. Buraya tuttum yılanımı. Yerleştirdim yılanım bu. Şu şekilde bağlanmış. Şey noktaları, köşe noktaları bunlar. Kaç tane N var burada? N burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane N var burada. Tamam mı? 8 tane P noktası var. Beklediğim ne? Bu yılanın büyüyerek tutup gelip kendisini şuraya yerleştirmesi. Şuranın üzerine yerleştirmesi. Değil mi? Böyle yapması. Böyle yapmasını istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Bunun ne kadar bulunduğu yerden memnun olduğunu hesaplayabilirim. Ne yapacağım? 3 tane her bir yeşil nokta için 3 tane terim hesaplıyorum. Ne kadar continuous, ne kadar smooth, image terimi ne kadar mutlu. Onları hesaplayabilirim. Sonra bu yılanı hafiften hareket ettirip şimdi nasılsın diye sorabilirim. Ta ki yılan ya ben artık hareket etmek istemiyorum, buradan başka bir yere gidemeyeceğim deyinceye kadar. Algoritmamız bu olacak. Tamam. Öyle bir algoritmayı hemen size ben vereyim. Algoritma bu. There are many functional minimalizing methods. One of them is the easiest is the greedy algorithm. Greedy bir algoritma bu. Dolayısıyla optimal falan filan çalışmayacak. Diyeceğiz ki şunu yapacağız. Şöyle. Ben bu şekli sevdim ya. Ben bu şekli yanımda götüreceğim. Şunu bu şekilde nasıl kopyalıyordum? Ctrl C miydi? Duplicate edip Ctrl C yapıp sonra şu algoritmanın Ctrl V. Ah güzel. O biçimde çalıştı işte. Şöyle yapacağım. Buradan başladık ya. Her bir yılan elemanın etrafındaki 5'e 5'lik ya da 7'ye 7'lik pencere, şöyle yapayım ben bunu. Sanırım 5'e 5 oldu değil mi? Doğru mu? 5'e 5 yapabildim mi arkadaşlar? Helal mi? Her biri piksel onun, tamam mı? 5x5 25 tane piksel var. Böyle 5'e 5'lik pencere tanımladın her birinin etrafında. 7'ye 7'lik de olabilir o. Önemli değil. Tamam. For each snake element P, find the position that produces smallest energy in small neighborhood around P. Anladınız değil mi? Diyorum ki bu yeşil noktaya, ya sen yeşil nokta burada olmasaydın da şu 25 noktadan herhangi birinde en çok hangisini severdin? Diyorum. O da diyor ki beni eğer buraya koymuş olsaydın o zaman ben buraya bu şekilde bağlanmış olurdum. Buraya da bu şekilde bağlanmış olurdum. Tamam mı? Benim continuity terimim şu olurdu. Smoothness terimim bu olurdu. Image terimim de bu olurdu diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu yeşil noktaya şu 25 taneden bir tanesini seçme fırsatı veriyor. O yüzden bir tanesini seçiyor. Diyor ki tamam ben gezdim dolaştım. Bu noktaya pek hoşuma gitmedi. Benim en çok sevdiğim nokta burada. Şu nokta. Burayı sevdim diyor. Tamam öyleyse diyorum ki ben de madem sen orayı sevdin ben seni ben seni o noktadan değil ben seni şu noktaya taşıyorum. Ah sen buradasın bundan sonra. Yeni değiştirdim dolayısıyla. Ne yaptım? Bunu buradan tuttum. Şuraya taşıdım. Bunu da şöyle taşıdım buraya. Bu şekil güzel mi oldu ne ya? Ne yazık ki silinecek daha sonra. Hocam tamam. Bir şey soracağım. Şimdi bu 5'e 5'lik kernel'ı o yeşil noktaya göre çizdik değil mi? Evet. O yeşil onun initial pozisyonuna göre çizdik. Evet. Peki aslında o yeşil nokta ne? Sonra koyduğumuz nokta mı?
Yeşil nokta bunun başladığı yerde, ilk başlangıçtaki yeşil nokta bunun başladığı yerde. Dedik ki sen bu başladığı yerden ne kadar memnunsun? Ne demek istiyorsun? Etrafta 25 tane gidebileceğin yer var. Her birini teker teker dene. Onların içerisinde senin enerjini en az yapan hangisiyse onu seç diyorum. Tamam mı? Hani elimde formül var ya benim. Formülde 3 tane şeye bakıyordum. Ne kadar kontinüsün, ne kadar smoothsun, bulunduğun yeri ne kadar seviyorsun? Şey, görüntü olarak. Onların içerisinde bir tanesini seçti bu. Aynısını buna da sordum. Bu da hafiften kendisini oynattı. Aynısını buna da sordum. Hafiften kendisini oynattı. Kendisini oynattı. Tekrar başa geldim. Bir daha soruyorum. Bir daha bunun değişme ihtimali var. Niye? Çünkü komşular yerlerini değiştirdiler, değil mi? Bir daha soruyorum. Bir daha soruyorum. Bunu defalarca soruyorum. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki tüm yılan elemanları ya ben artık başka yere gitmek istemiyorum. Ben bulduğum yeri sevdim deyinceye kadar. Tamam mı? Bu şey greedy bir algoritma. Optimal değil hocam bu. Yani ilk önce oradan değil de şuradan başlasaydım daha farklı çıkmaz mıydı sonuç derseniz? Evet doğru. Başka yerden başlasaydım farklı çıkabilirdi. Hocam 5'e 5 yerine 7'ye 7 kullansaydınız daha farklı olurdu diyebilirsiniz. O da doğru. Değil mi? Ama zaten algoritmanın greedy bir algoritma olduğunu söylemiştim. Algoritmanın greedy bir algoritma olduğunu söylemiştim. Bu şekilde yılanı yavaş yavaş hareket ettiriyorsunuz. Ve bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Bakın şurada eğer ben şu 5'e 5'lik alanın içerisine hafiften şu duvara dokunan bir yer girmezse bu yılan esasında hafiften ileride bir yerde güzel imajlar olduğunu bilemeyecek. Tamam mı? Dolayısıyla şu 5'e 5'lik bir alanı, şuradaki 5'e 5'lik alanı, şu alanı biraz daha şey seçmem lazım, ne diyeyim? Akıllı seçmem lazım. Yani yılanı kendine çekecek, yılanı kendine doğru cezbettirecek duvarlar falan olması lazım oralarda doğru. Duvarları kendi içerisine alması lazım. Eğer bu şu pencereyi birebir seçerseniz hiçbir yere gidemez. 3'e 3 çok az bir yere gidebilir ama 5'e 5, 7'ye 7 falan seçerseniz bir taraftan takılmaya başladığı zaman yılan hemen şu parçası duvara yapışıyor. Duvara yapışmaya başladıkça hani kontinüitü terimi var ya diğer tarafları da kendisine doğru çekiyor. Şeyini göstermiştim ya şurada. Şu örnek vardı ya. Niye kapatmışım ki ben onu ya? YouTube. Deformable counter. Her seferinde değişik bir şey geliyor ya. Hayret bir şey ya. Geçmişi mi kapattım ben? Tıpla ilgili. Medical diyelim mi? Şu da güzelmiş. Bakın şu. Güzel hem de kısa. Gördünüz mü? İlk önce bir yerden başlıyor. Bir dakika yavaş ya. Ne oluyor? Yalnız çok kolay bir imaj seçmiş fark etmediğiniz gibi. Dikdörtgen kare bir şeyden başlattı. Uçağın speed bu. Ve bu. Uçağın bir yerinden başladı. Gördünüz mü? Çekiyor. Komşuları kendine doğru çekiyor. Şuralar mesela hiç haberi bile yok nereye doğru gittiğini ama komşusu çekiyor kendini. Eğer o şu dikdörtgeni burada değil de şurada bir yerde başlasaydı uçağa doğru gidemeyecekti o. Uçağa doğru gidemeyecekti. Güzel çekiyor teker teker kendini. Bir yandan da başlangıçtaki o karenin şeyiyle dikkat ederseniz başlangıçtaki karenin büyüklüğüyle uzunluğuyla en sonunda kontrolün bulunduğu yerler çok da birbirine şey yapmıyor, benzemiyor. Değil. Ona bakacağız. Biraz sonraki algoritmada gelecek. O senin söylediğin köşe hikayesi de gelecek. Diyeceğiz ki eğer kontur çok büyüdüyse orijinaline göre biraz nokta ekle arasına diyeceğiz. Resample edeceğiz onu. Ne büyüdüyse? Kontur eğer büyüdüyse zorluyorsa D'yi hani D'ye kadar uzaklıkta olsun diyordum ya. Ondan daha büyümeye çalışıyorsa eğer araya yeni nokta ekle diyeceğiz. Onu yapacağız. Tamam döndüm buraya. Benim güzel şeklimden. Esas algoritmaya gelelim. Bu. Greedy algorithm from the book. Greedy minimization. For each snake element P, move P to the position that minimizes snake terms within a small region. Tamam mı? Birinci şey adım o. İkinci adım da corner elimination. Bunu yaptım ya. İlk adımda geldim. Herkes kendisi yere doğru gitsin dedim. Gittiler.
İkinci adımda şunu yapacağım. Diyeceğim ki her bir noktaya, ya siz bulunduğunuz yerden ne kadar memnunsunuz? Birisi diyecek ki ya ben memnunum ama ya burası dönmeye çalışıyor. Bir köşe gibi bir şey var burada. E tamam, o durumda ben yılanı bu durumda kırabilirim. Continuous ama şu açıya önem verme. Hani smoothness var ya, burada smooth olmayabilir. Onun alfa beta gaması var ya, betasını sıfırlayacağım burada. Betasını sıfırlayacağım. Tamam mı? O bizim şeyimiz olacak. O bizim işte corner elimination diyor ya burada. Corner elimination. Köşelere, senin sorduğun soru. Köşeye denk geldiği yerde köşelerin kırılması için bahsettiğimiz hikaye olacak. Bu kitaptaki algoritmayı doğrudan buraya aldım ben. Algoritmanın üzerinden geçmek istiyor muyum? Tamam, geçelim madem öyle. Çok da fazla bir zamanım kalmadı. Diğer konuya da başlasaydım iyi olacak, tamam. The input is formed by an intensity image I. Intensity image olacak içerisinde. N tane şeyim var. Yılan elemanım var. Ondan sonra her P'nin etrafında ufak bir tane 3'e 3'lük, 5'e 5'lik, 7'ye 7'lik alan tanımladım. Ondan sonra kendime bir de şey seçtim. D bar seçtim. O da işte benim her bir yılan elemanın arasındaki uzaklık olacak. Ne yapıyorum? Yılanı biraz önce bahsettiğim şekilde, her bir noktanın memnun olacağı şekilde birer birer hareket ettiriyorum. Hareketi durduktan sonra geliyorum her bir nokta için curvature'larını hesaplıyorum, ne kadar smooth. Eğer curvature belli bir şeyin üzerindeyse, ya bu burada kırılmaya çalışıyor, ben o da kırayım diyorsun. Orada BJ'yi sıfır yapıyorum ve şu distance'ı update ettikten sonra devam ettiriyorum. Buradaki şeylerde, adımlardan bir tanesinde eğer D yeteri kadar büyüdüyse, N sayısı az gelmeye çalışırsa, bunları yeni elemanlarda ekleyebilirsin diyorum. Yeni elemanlarda ekleyebilirsin diyorum. Buna deformable contour deniyor. Ve deformable contour'larda ana şey bu. Formül bu. Bu formülün enerjisini alabildiği kadar az yapmaya çalışıyor. Tamam. Kas efendim? Kas sayıları genelde sabit seçiyoruz hepsini. Yani şu BI'yi gördüğün gibi, o curvature yüksek olan yerlere sıfır verdim ama diğerlerinin hepsinde genelde aynı seçiyoruz kas sayıları. Diğer türlü bunların kas sayıları önlemek o kadar kolay değil. Yılanlar birazcık unstable. Yani bazen iyi çalışıyorlar, bazen çalışmıyorlar kas sayılarına bağlı olarak. Eğer çok iyi çalışmazlarsa size soru artık bayağı vision işinden anlamaya başladınız. Şurada vardı ya. Şurada. Şu. Yılanın bunun üzerinde iyi çalışabilmesi için hızlı bir şekilde bu uçağın kenarlarına yapışabilmesi için ön işlem olarak görüntüye ne yapardınız? Ne demiştim ben şu? Efendim? Zaten grayscale, evet. Treni aradıktan önce bir şey. İyi, güzel ama. Şurada ne demiştim ben? Eğer şu pencereler şu kenarlara dokunmuyorsa, yılanın haberi olmayacak oradan. Hani yılanı ben boşluğa bir yere bıraksaydım, şeye doğru, uçağa doğru gitmeyecekti değil mi? Bilmiyor çünkü, uçağı göremiyor. Dolayısıyla eğer ben görüntüyü bir Gauss'tan geçirirsem ne olur? Uçağın kenar noktalarını bulanıklaştırır ama uçağın kenar noktaları etrafa doğru yayar. Yani yılan çok daha uzaktan bir yerden uçağın orada olduğunu hissedip o tarafa doğru kayabilecektir. Çünkü bulanık ya, çünkü şey görüntü. Bulanık olduğu için kenardaki değişim çıt diye bir pikselde çıkmıyor. 8-10 pikselde çıkıyor. Dolayısıyla yılan onu 8-10 piksellerden görüp gradientine doğru yükselerek yukarı doğru devam edebilir. Öyle bir değişiklik tabii ki yapılabilir. Zaten bu Chan VS segmentation'da da öyle diyor. Gradient field diyorlar zaten buna. Gradient field diyorlar. Edge'lerin yoğun olduğu yerler neler? High gradient yerler değil mi zaten? Yani edge nerede yoğun? Gradient'in yüksek olduğu yer. Öyle çalışanlar da var ama. Yani yılan olabildiği kadar edge'lerin etrafından geçsin diyenler de var. O yılanların üzerinde bayağı sıkı çalışıldı. Sıkı çalışıldı. Ha, bir dakika, şu güzel. O türlü şeye bakın. Bu bir tane circle halinde başlatmış. Ne yapıyor burada? D'yi sürekli küçültmeye çalışıyor.
Küçülüyor küçülüyor, bakın şeyi bulamadı doğru düzgün. Yapışacak bir imiç özelliği bulamıyor. Dolayısıyla smoothness'ını korumaya çalışıyor. Biraz sonra yapışacak yerler bulmaya başlayacak. Çok güzel bir resim de vermiş ama bunu yapmak böyle. Gördünüz mü? Şuralar direniyor. İçeriye doğru gelmeye çalışıyorlar. Çok da fazla gelemiyorlar. Çünkü şuraya yapışmış. Çok iyi bir iş yapmadı. Köşesinden şey kaldı. Boşluk kaldı ama. Efendim? Küçüleceğini nereden alıyor? Dışarıda da bir şekilde alıyor. Ne yapıyorsun burada? Diyorsun ki hani D'ler vardı ya orada, D'ye kadar ol diye. D'yi hafif hafif küçültüyorsun. Büyümesini küçülmesini o şekilde ayarlayabilirsin. Yani her seferinde ortalama bir D var ya, ortalama D'yi hafiften %5 küçültürsen ne olur? Yılan boy olarak küçülmeye çalışır. Büyüttüğünde büyümeye çalışır. Eğer dışarıdan başlattıysan öyle olması lazım. Gördünüz mü? Gidip gidip geliyor. Hiçbir zaman yılan bulunduğu yeri çok sevmiyor aslında. Bir büyüyor, bir küçülüyor. Bir büyüyor, bir küçülüyor. Bu çok unstabilite falan filan yapıyor gibi şeyler söylüyorlardı yılanda. Başka medical uygulamaydı o. Hocam uçak olduğunda dışarıdan versek, içeri doğru şey yapmak mı? O da var. Eğer küçülerek gitmesini istersen yapabilirdin tabii ki onu. Bu da yine küçülerek yapan, gönderen bir tane. Yani D ile oynarken sürekli küçültüyorum. Gördünüz mü şuradaki şeye bakın. Şurada. Küçülmeye çalışıyor. Küçül diyor ama bir yandan da şuradaki ejder var ya, buradaki high gradient area'lar. Onların dışarı doğru çekiyor. İyi bir implementasyon değil bu. Şurada çok yavaş geliyor oraya. Niye çok yavaş geliyor? Çünkü D'yi yavaş küçült demişim. Çok hızlı küçültürseniz birdenbire şap diye yapışıyor ortaya doğru. İyi bir implementasyon değil bu. Şuradan uzaklaşmaya falan filan başladı. Baksana gidiyor. Burayı kaybetti. Şuraya gelip yapışacak bu ya. Şuraya doğru düzgün bulmadı. Hani 5'e 5'lik alanlar vardı ya, bir ileri bir geri bak. Ama bulduğu şey şekil smooth bir şekil. Gördüğünüz gibi. Fazla corner morner gibi hikayeleri yok. Ve bulacağınız şeklin ne olduğunu bilmediğiniz zaman bu işe yarıyor. Tıpçılar çok kullanırdı bunu. Bakın bu tamam, şu kalp kapakçığı burası. Büyüyen bir şey yapmış. Merkezini söylemiş. Bu büyüyor bir şeyler rastlayıncaya kadar. Bu da rastladı artık, şuradan yine büyüyor hali ama ileri gitmek istemiyor. Ben buraları sevdim diyor. Acaba şuradan devam edip ileri doğru gidecek mi bilmiyorum. Burada ortada bir yere takıldı. Bu birazcık daha farklı ya. Bu level set metotları. Bakın bu topoloji şeyi ise topoloji değiştirmiyor. Yani close kontursa close kontur. Birden fazla kontura ayrılmıyor bunlar. Ayrıldı. Çok smoothlaştırmış herhalde, devam iyi değildi. Tamam. Yok, niye ayrıldı? Ayrılınca ne oldu? Bir yerde kopmuyor bir şey. Orayı gömeniz istemiyordum ben. Onlar esasen bu kontrollerden sonra yeni bir şey daha icat oldu da level setler. Level set şu. Level set şu. Şu sizin görüntünüz değil mi? Görüntüye yandan baktığınızı düşünün. İçerisinde kalp gibi bir şeyler var. Şurada da bir tane boşluk var. Burada da bir şey var. Benim bulmam istediğim esasında hem şu kontrolü hem bu kontrolü hem de bu kontrolü bulmak istiyorum. Diyor ki elinizde bir tane şu iki boyutlu bir şekil değil mi bu? İki boyutlu bir şekil bu. Esasında iki boyutlu şeklin içerisinden iki boyutlu bir şekli esasında benim görüntüm esasında şöyle uç boyutlu bir tane yüzeyin içerisinden geçen bir iki boyutlu slice olsun. Tamam mı? Şu benim görüntümü şöyle bir yerde kesiyor. Şu yüzeyi, kırmızı yüzeyi öyle bir şekilde deforme et ki o yüzey şu iki boyutlu şeklin high gradient noktaları tarafından kesilmiş olsun. Öyle olunca birden fazla close kontrolü aynı anda deform edebilirim. Teorene da bağlı ve level set deniyor buna.
Bakalım Levaset ile ilgili güzel bir şey bulabilecek miyim animasyon? Şu güzel herhalde. Levaset, Levaset. Levaset. Topo Olacı. Evet. Acaba çok. Evet, güzel şu. Şimdi bu kontür esasında şu iki boyutlu yüzeyin üç boyutlu bir şekli kestiği yer. Üç boyutlu yüzeyde bu. Üç boyutlu yüzeyi ben görüntünün içerisindeki özelliklere göre deforme ediyorum şu yeşili. Öyle bir deforme ediyorum ki o üç boyutlu yüzeyin görüntüyü kestiği yer high gradient noktalardan geçmek zorunda kalıyor. Ama ben görüntünün üzerinde üç boyutlu şeklin kestiği yerlere baktığınız zaman ortaya bir tane kontur çıkıyor. Şunun gibi bir kontur. Gördüğünüz gibi kontur birden fazla closed şekil içerebiliyor. Biraz daha deform ettim. Bu sefer bunu buldum. Biraz önce gösterdiğim sanırım level set ile alakalı bir şeydi. Yani ben artık iki boyutlu bir kontur evolve etmiyorum. Üç boyutlu bir yüzey deform ediyorum. Hala deformu bulmadım. Ama üç boyutlu bir yüzeyi deform ediyorsunuz. Aynısını 4 boyutlu bir yüzeyi 3 boyutlu bir veri üzerinde deforme ederseniz de 3 boyutlu segmentasyon yapmış oluyorsunuz. Bunun matematiği falan filan var. Bunlara çok fazla... Bunu göstermek istiyordum ama girmek istemiyordum. Orada birazcık o şekil işi karışırdı. Bunlara hiç fazla girmeyeceğim. Çok fazla kullanılan teknikler değil artık bunlar. Ama insanlar buna düşünmüşler. Bu şu manaya gelmiyor. Tek kullanılmayacaktır falan filan manasına gelmiyor. Kullanılabilir tabii ki. Belki de kullanılan da vardır. Hani bu şeyden yüksek lisans doktor yapan arkadaşlarımızdan belki bunlara bakmak isteyenler olabilir. Yeni makine öğrenmesi ve derin öğrenme dünyasında bunlar nasıl kullanılıyordu falan filan. Onlara bakmak isteyebilirsiniz. Ama bu türlü şekiller çıkarmak mümkün. Gördüğünüz gibi ben şu ana kadar bir tane close şekle bakıyordum. Aynı yüzeyin bir iki boyutlu düzlemi birden fazla kesmesiyle fazla sayıda, çok daha fazla sayıda iç içe kontur, yan yana konturlar falan filan bulunabilir. Hani bir tane şey göstermiş ya, damar vardı, damarın içini ve dışını buluyordu. Yaptığımız çalışmalardan birinde biz damarın içini ve dışını aynı yüzeyin level set olarak kesmesiyle bulmuştuk. Güzel çalışıyordu. Damarın kalınlığını o şekilde bulabiliyordu. Tamam. Güzel, öyleyse bu haftalık bu kadar. Haftaya bunu bitirdim. Haftaya siftler konusunda konuşacağım. Image feature'ları. Ondan sonra kamera kalibrasyonu.